Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Bu gece bir saat rötarlı başladık programa. Stüdyoda konuklarım Yusuf Kenan Çalık ve Mehmet Özcan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Melike. Nasılsınız İyi misiniz? İyiz. Gayet iyiyiz. Güzel böyle 2 saat. Evet. Biraz da kısaltılmış Yusuf Kenan e, biraz daha böyle hani Öyle e, yavaş yavaş 3 e, saatlik maratona hazırlanıyor bu koltuklarda. Doğru. Yayından önce de konuştuk bunu. Meşhurdur bizim koltuklarımız. İzleyiciler de bu arada farkında. Her şeye hazırım. Mesela benim oturuş şeklimle ilgili de. Ben mesela 3 evet, saat yine nasıl bir tweet gördüm onunla ilgili. Mesela ben nasıl böyle oturuyorum? Çünkü Merak bizden... ediyorum kük 50 kilo <laughs> zayıfsın yani onlara <laughs> göre. <laughs> yani Hayır bir de, ben daha sen beni yıkarsın benim açımdan. <laughs> Ayağımı yere değmesi lazım. <laughs> Değemedim. <laughs> de 100 kilo falan Kendimi fark var. Kendimi kötü hissediyorum biraz da o yüzden. 2 saatiz ama konuşacak çok konumuz var. E, son sayfa etiketine bekliyoruz sizleri. Yeni güne de birlikte merhaba demiş olduk. 28 Eylül. Bu arada Eylül ayı da bitiyor. E, ee, bize derbi ile ilgili sorularınız Süper Lig'de yeni haftaya giriyoruz. Onunla ilgili sorularınız maçlarla dolu bir hafta geçiriyoruz aslında. Ee, o da önemli. Hem de zira Türkiye Kupası olsun, milli maçları olsun. Bir yerde genç takımımızın da millilerimizin de maçı vardı. Özeti de getireceğiz ekranlarınıza. Dop dolu bir iki saat sizleri bekliyor onu söyleyelim. Tabii ki derbi havasına da daha da bir artık yoğun şekilde girmeye başlıyoruz haftanın ortasına da geldiğimiz için. O yüzden Beşiktaş'ta bir başlangıç yapacağım. Valerian İsmail'in açıklamaları var bir bakalım neler söylemiş. Evet size göre hangi takım derbiye daha hazır. Biraz böyle başlamak istiyorum. Çünkü hazır diyebilmemiz için bir de araya bir milyara e, girdiği için böyle iki takım içinde biraz daha soru işareti gibi geliyor bana. Zor. Çünkü hani geçen hafta maçı oynamış olsalar biraz daha net konuşurduk ama şimdi bir boşluk var. Nasıl hazırlandılar? Ne durumdalar? Yusuf Kenan seninle baş. Milli takıma gönderdiğiniz oyuncularla ilgili ister istemez bir soru işareti var. 14 oyuncuydu sanırım Fenerbahçe'de. Eksik çalışıyorsunuz. Evet. Ben milli Ara'dan önce söylemiştim, Jorge Jesus'un elinde olsa bu milli arayı istemezdi. İstim Tabii. üzerindesin, çok iyi gidiyor her şey. Tribünle bütünleşmişsin ve bir derbi mücadelesine çıkacaksın. O havanın hani eksilmesini istemezsin. Derbi mücadeleleri İstanbul'un üç büyük takımında da aşağı yukarı aynı şekilde hazırlanılıyor. Eskiden yerli oyuncu sayısı daha fazlayken aslında hazırlık süreci biraz daha kolaydı. Yani bunu birçok kişi söyler, eski futbolcular da söylerler. Derbiye hazırlık konusunda motivasyon kaynağı diye bir ihtiyaç yoktu o dönemde. E, o haftadan itibaren o rekabet sizi zaten içine doğru çekiyordu ve motivasyonu sağlıyordu. E, ancak tabii şimdi durumlar biraz daha farklı. E, bence Fenerbahçe'nin dezavantajını oldu açıkçası bu e, milyara. Hava'yı yakalamışken. Evet, yani o, o bir duraksama e, söz konusu oldu. Ama ben çok özür diliyorum. Şunu yapar mısın mesela? Ben kafamda derbi oynadığım zaman. Derbi'de karşılaşacak rakibimin bir önceki hafta maçı kazanmasını isterim. Evet biraz yani rehavete Ben mesela Beşiktaş'ın İstanbul Sporu beraberliği büyük hayal kırıklığı yarattı Beşiktaş taraftarının işte. Ersin'in performansı, genel valinin ismenli durum ama ben tam tersi derbi için bir itici güç olacak. Bir bilenme olacak diyorsun. Evet, aynı çünkü sonraki. artık e, başka şansı kalmadı öyle bir evet. hava yaratıldı ne yazık Oyuncular ki. Oyuncular için de aynı şekilde. Her ne kadar e, Melih hafta boyunca haberlerini e, yansıttık burada işte. Ahmet Durçebi'den olsun hep destek açıklamaları ama evet. onun taraftar nezdinde olası bir yenilgide çok karşılığı kalmaz. Yönetimsel destek açıklamalarını ben Türkiye'de çok inanmıyorum onu söyleyeyim. Yani bu Beşiktaş özelinde değil ama arkandayız açıklaması teknik direktör açısından tehlikeli bir açıklama. Ee, genellikle korkun. Ayrılık haberi gelebiliyor. Evet çünkü o, bir sorun var anlamına geliyor zaten. Böyle bir açıklama. bir de alternatif çok. Şimdi Tabii. Sergen Abdullah Hoca bıraktığında bir Sergen Yalçın faktörü vardı. ama Mesela Sergen Hoca kim gelecek dedik, hatırla. Doğru, doğru. Zaten süreç e, Önder Karabili götürdü. Bir iki üç ay. Önder Hoca'ya da hayırlı olsun Adana Spor'a. Adana Evet, hayırlı olsun. Yani bu süreç e, teknik direktörler için sancılı bir süreç ama e, ben Mehmet'e çok katılıyorum. E, yaralı olan takım derbide genellikle o e, performansı gösterip. Çünkü ben İsmail'in sadece eleştirildiğini düşünmüyorum Beşiktaş'ta. Evet. Futbolcuların performansı ile ilgili de soru işaretleri var. Taraftarın nezdinde futbolcuların da bazı şeyleri ispatlaması gerekiyor. Ersin mesela yani bu maçta kendini er oynarsa ki oynaması bekleniyor derbide ispatlamak için önemli bir şans. E, tabii muhakkak olacağım. Melike bir de şimdi aklıma geldi izleyicilere sorabilir miyiz izinde? Ben mesela hatırlamıyorum derbiyi kaybedip giden hoca. Şimdi mesela Pereira böyle bir maça çıktı Aslantepe'de kazandı bir ay daha devam etti. Öyle. O gün Hatta muhtemelen... eleştirilir. Niye derbiden sonra gönderilmedi diye genelde derbiler sonrası pek... Çünkü aslında bir şey soracağım. Derbiler de yenilgi de olmuyor o yüzden o hocanın üstüne. Ne yapıp da, kaybetmiyor yani. da ha, ha Hayırsız galibiyetler oldu. Hani kazanıp aslında Tabii. hiç kalmaması gereken teknik direktörlerin görevi devam ettiğini Yine ben ettiğini hatırlıyorum Koku, Ali Koç'un hatırlayalım bir Beşiktaş maçı vardı Beşiktaş-Fenerbahçe. Bu maçı da kaybederse Koku'yu göndeririz o halıya sarar böyle bir espriler falan olmuş da Klişe de var ya hani ihtiyacı olan kazanır genelde derbileri diye. Öyle o bir maç bir... Kadıköy'de olsa böyle konuşmam. Biraz doğru. da bu cümleyi kullanma sebebi öyle ya da böyle Melike bir 40 bin taraftar Coşkulu Beşiktaş taraftarı olacak yani o önemli. Ve, ve diğer tarafta da şunu da göz... Ben açıkçası Valerya İsmail'in yerinde olsaydım bu kritik süreçte derbinin deplasmanda olmasını tercih ederdim. Çünkü deplasman ister istemez bir bahane sunuyor. Ama Doğru. kendi evinizde Fenerbahçe erken... yine daha bir kaybetme kredisi bu açıdan. Ya ikisinin de aslında hani bilmiyorum futbolda hani kredi olarak teknik direktör. Ben George Jesus'un öyle baktığına inanmıyorum. Evet aslında. taraftar için. Ama hiç, iki iki şöyle bir iki araya giriyorum. Önder Karaveli'nin bence Beşiktaş kariyerine devam etmesi bir Kadıköy'deki iki ikilik beraberlik evet, doğru. bir puandan ziyade Beşiktaş'ın o gün oynadığı futbol. Çozef'in önde oynamasını gol atması Beşiktaş. direkt hocaya bir hikaye kazandırdı. Ve hani kendi evinizde oynadığınız performans da önemli. Şimdi kaybetmek var, kaybetmek var. Puan almak var, puan almak var. Erken bir gol, hatalı yenilecek bir gol Beşiktaş açısından o taraftan biraz da sabırsız bir hale geldi Beşiktaş taraftarı. Zaman zaman Fenerbahçe de bunu geçen sezonlarda yaşamıştı. Hani gol yiyince homurdanmalar çok sık başlıyor. Gerçi Beşiktaş taraftarı biraz daha fazla destek veren bir taraftar kitlesi. Onu söyleyebiliriz. Hani bu konuda çok cömertler. Onu bir net bir şekilde ifade olacak edelim. olacak tabii yani. evet. Ama Fenerbahçe de artık bu seviyelere geldi. Hani ne olursa olsun maçta destek verme kıvamına geldi. Öyle de olması gerekiyor diye düşünüyorum. Eleştiri de olabilir. Zaman zaman memnun olmayabilirsiniz de. Ama nihayetinde ben deplasmanda oynamayı tercih ederdim. Çünkü orada bir sürpriz yapmak, orada bir rahatsız etmek daha kolay olabilirdi. Bilmiyorum. Kendi evinde kötü bir netice Sayın İsmail Geçmiş için biraz daha sıkı olabilir. Geçmiş maçları hastalık. hatırla, yani hatırlayın. Ee, orada Vodafone Park'ta Fenerbahçe'nin oynadığı böyle bol gollü, mücadele dolu maçlar aklıma geliyor. Evet, o Hasan Ali ya. kaldırımın golüyle Fenerbahçe'nin geri dönüş yapıp 3-3'e getirdiği maç geliyor Ama aklıma. ne olursa olsun Beşiktaş'ın güzel bir hissetisi var. Ee, Vodafone'da Büyük takımlara kaybetmemişti yani ezeli rakiplerini. Zaten tek yenilgisi Persie'li kupa maçıydı. Evet. Geçen kupa sene maçı. Trabzonspor son takti evet, Trabzonspor, Trabzonspor iske Abdullah Ozel iki kere daha önce de kazanmıştı ama hani Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı böyle bir psikolojik üstünlük diyebiliriz e, yenilenmiş e, Dolmabahçe gibi. Evet beraberlikleri var ama genelde evet maç kaybetmedi. Maç o önemli bir alışkanlık. Valerian İsmail adına bakarsak derbi karnesine geçen sene Trabzonspor maçıyla başladı. Oradaki beraberlik, şahsiyetli futbol, üçlü ilk kez denemesi. Yani büyük maçlar bu tarz böyle kriz ortamlarındaki hocalara genelde yarıyor. Yani İyi lütfen izleyiciler beni uyarsın ben çok Bakalım az hatırlarım öyle hani böyle etkisine. bir krizde girecek, maçı kaybedecek, gönderilecek maçtan sonra, derbiden sonra ben çok hatırlamıyorum son dönemlerde. Gönderildiğini ben de hatırlamıyorum ama birçok derbide mesela yeni hocasıyla çıkanlar da oldu. Hacı yanlışım yoksa Fenerbahçe'de doğru doğru, doğru 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 Kadıköy'de Pino hatta Santifor oynamıştı. Doğru doğru. Ee, i̇lk maçı öyle çıkmış. Çıkartmadılar. Ee, Çıkart, daha doğrusu evet. Öyle <laughs> Aynısı Fenerbahçe için <laughs> geçerli kokuyu gö koku gönderildi. Erol Bulut yazmışlar. Erol Bulut'un gidişi. Ama beraberlik. Beraberlik. O maç, Fenerbahçe e, geriden gelip bir de Ozan evet. Tufan'ın golüyle. Ya yani o maç çok şey diyemeyiz hani. E, Kazanmadı orada da Çok, yani bir de milli ara gibi bir ara da vardı. Evet, dayanılmaz bir Amerika. seviyeye de gelmişti orada artık e, bir, o ayrılık çok. Uzun bir süre e, hatta zaten Hatta niye de daha erken olmadı diye tartışması da söz konusu oldu. Ama derbi mücadelesinde yani çok e, şey dedin ya kazanma alışkanlığı ya da öyle bir alışkanlık elde edildi. Kadrolar o kadar çok değişiyor ki o alışkanlığı elde eden futbolcu kalmıyor takımda. Yani biz bu takımı hep yeniyoruz. Evimizde rahatız diyebileceğin teknik değişiyor. Yönetimler zaten sık sık evet. değişiyor. Bu ancak taraftarın nezdinde olabilir. Yani özellikle Fenerbahçe nezdinde bunu söyleyemeyiz. Ferdi sanırım en eski oyuncusu Fenerbahçe'nin. Doğru. Ee, hani bir derbi alışkanlığı, galibiyeti, rahatlığı Fenerbahçe takımında yok. Eskiden belirli bir kadro en az 4-5 sene en azından 5-6 oyuncusu sürekli oynayan oyunculardı ve bu tecrübeyi bu atmosferi yaşamış e, isimlerdi. şimdi kadrolar o kadar çok sirkülasyona uğruyor ki o alışkanlık pek futbolculara sirayet etmiyor diye düşünüyorum. Onlar her yani hepsi bence normal bir maç gibi bakıyorlar. Hani bu derbi evet. çok Teknik yoğun iyi. yaşadık biz biliyoruz. Ya, tarzında. Çok hikayesi var. Melike şimdi Beşiktaş Bu arada 7 yıl Hı -hı. ligde. 7 yıl Fenerbahçe'ye kaybetmemiş evinde Beşiktaş. 2014-2015 evet. ama çok o Olimpiyat Stadı'nda oynanmış bir maçtı. Evet. Vodafone atmosferinde bayağı oldu Fenerbahçe'nin. E, 40 bin taraftarı önde. Sonuçta ben olimpiyatı çok kıyaslayamam dolma maçları. Şöyle bir gerçek değil. var. Mesela Abu Bakar'ı e, hep acaba e, Beşiktaş yanlış mı yaptı dedik. Kadıköy'de iki gol atıp kendisini o rüzgar alıp arkasına o sezon Doğru. damgasını vurdu. Yani derbi maç performansları bu tarz futbolcuları da yarıyor. Yani şu an bakarsak da Fenerbahçeli mi daha çok tartışılan oyuncu var? Da mı daha ya çok da, tartışılan oyuncu var. Ya e, Batshuayi üzerinden örnek verelim. Geçen sezon gol sayısı aslında bir forvet için hiç fena değilken evet. e, iki penaltı kaçırması hem Trabzonspor maçında hem Fenerbahçe maçında. Bu arada Batshuayi gol atamadı. Bu arada Batshuayi evet. oynarsa ilginç performans sergileme ihtimali yüksek. Evet. Yani çıkışta yakalayan futbolcu var ama derbi performansı nedeniyle diğer Dibe maçlarda burası. iyi olsa da ya bu oyuncu olmaz denilen büyük takım oyuncusu değil denilen futbolcular da oldu fikrinizi merak ediyorum. Bir de bu seyirci konusu çok gündeme geldi. Bugün çok tartışıldı. Fenerbahçe tarafları Vodafone Park'a alınmayacak. misafir tribünü için ayrılan koltuklar da yine Beşiktaşlar için satışa sunulacak. Böyle bir açıklama yapıldı. bilet fiyatları da hatta duyuruldu. Ama zaman var mı Aynı durum Galatasaray Trabzonspor, Trabzonspor Galatasaray maçı evet. için hatırlarsın. Orada hı hı. Trabzonspor tarafından bir reaksiyon oldu. Deplasman tarafını açılsın diye. Nihayetinde Galatasaray taraftarı hatta 2000'e yakın taraftar Karadenizliler de içinde var. Yani sırf İstanbul'dan giden taraftar değil. Umarım bu karardan dönülür. Sonuçta Fenerbahçe, Beşiktaş, Kiel'e de vapurdan da öyle oluyor. Bazen şimdi son dönemler metrobüsten de Doğru. bir şekilde ulaşım sağlanıyor. Olmalı deplasman taraftarı. Bir de yani keyif burada. Ben yasağa karşıyım. ben yani temel olarak karşıyım. Ee, bu yasaklar olmasın diye aslında bazı şeyler de hayata geçirildi. Eee hani tribünlerin düzenlenmesi, işte tribünde yaşa, işlenen suçların bireysel olması için. Ee, bunlar yapıldıktan sonra halen yasak konuşulması bana çok doğru gelmiyor açıkçası. Ee, tribün keyfi senin de söylediğin gibi, taraftarın tribünde olması lazım. Tamam. Hani olay çıkmasın, olayı hiçbirimiz e, ta ki. tasvip etmiyoruz. Ama tribünlerin artık birbiriyle kaynaşması lazım. Yani biraz sonra belki muhtemelen milli takım konuşacağız. Bazı evet. konuları da aslında buradan aşmak gerekiyor. Çünkü bu küçük tartışmalar, küçük sürtüşmeler diyelim futbolunu çok ileri götürmüyor. Bence taraftarın da bugün sanırım çarşı grubu açıklama Buna yapmıştı. Buna en başta zaten taraftarlar, taraftarlar karşı zaten. Karşıyız tabii tabii. Yani istemez taraftar çünkü aslında sahanın içinde futbolcular, kenarda kulübün önünde teknik adamlar nasıl orada saha üzerinde yarışıyorsa e, Tribünler de aslında evet, bir hem birbirleriyle var. bir rekabet halindeler. Bazen e, ya, o küçücük deplasman tribününden daha fazla ses çıktığına şahit olduğum benim oldu takip Doğru. ederken. Yani o coşku o kadar artıyor ki bazen üstünlük kurabiliyorlar. Hatta e, sanıyorum ilk Galatasaray'ın e, Park'taki Beşiktaş'ta oynadığı maçtı. Yani müthiş bir Galatasaray taraftarı vardı çok iyi hatırlıyorum. Ben de basın tribününde hani o yüksek sesi gözlemlemiştim. Ve o da ayrı bir keyif veriyor iki tarafın birbiriyle mücadelesi. Ben hiçbir zaman taraftar kimliğimi gizlemedim. Benim için en özel maçlar deplasman derbileridir. Gittiğim maçlarda oldu. Hem Kadıköy hem e, Dolmabahçe, Vodafone. O zaman tabii inönüydü. Hı hı. Ben gittiğim zaman artık basın tribünde takip ediyorum. <laughs> çok zevkli böyle bir yani o has taraftar Onunla için onun ayrı bir keyfi var zaten. E tabii ki onun heyecanı da başka. Bir de arada. orada ya yani oyuncularla kurdukları iletişim de o oyuncuları etkiliyor. Şimdi deplasmanda gol atan e, futbolcunun o tribüne koşuşuyor. Nereye koşacak? Çok, atarsa çok şey oluyor bu sefer. Tadı tuzu kalmıyor. Ben taraftarın her zaman bu işin bir parçası olması gerektiğini savunuyorum. orta nokta bulunacaktır diye umut ediyorum bu arada. Zaman var hala. Beşiktaş Bence taraftarı orada olduğu sürece almadığı sürece Bakalım değişebilir ve Beşiktaş tribününden de açıklamalar oldu. Hani bu... evet. çünkü onlar da Kadıköy'e gelmek istiyorlar çok doğal bir şekilde. Tribün tribüncü olan kişilerin en büyük keyfi Deplasmanda o performansı sergilemek hatta ben şeyi de biliyorum hani mesajlar atılıyor abi duyamıyoruz daha çok bağırın yani niye böyle hani çok iyiydi tribün çok iyiydiniz Seniz, bazen maçı hiç takip etmeden sadece i̇zliyorsun. şey yapıyorsun e, tribün şeyini izliyorsun o yüzden ben de taraftarın orada olmasını isterim açıkçası. Çünkü o da ayrı bir şov tabii ki. Şimdi izleyicilerimiz de bu konuda aynı fikirdeler. Kesinlikle misafir seyircinin, deplasman seyircisinin her maçta olması gerektiğiyle ilgili derbiyi daha detaylı enine boyuna konuşacağız, tartışacağız. Milli aradayız malum. Milli takımı da konuşuruz. Ayrıca Ümit Millilerimizin maçı vardı Gürcistan'la. Karşılaşmanın özeti var. Bir de reklamımız olacak. Reklamların ardından buradayız. Bir yere ayrılmayın. Reklamların ardından birlikteyiz. Reklam öncesinde Ümit Milli takımımızın Gürcistan'a oynadığı maçı ekranlarınıza getirdik. Maç sonu açıklamaları da hem Hoca Atoğlu'nun Kafkas'ın hem de oyuncuların maçın ardından değerlendirmelerini izlemiş olduk. Şimdi hem gençlerimizi e, tabii ki bir milli takımımızda sizlerin görüşleriyle birlikte konuklarımla değerlendirmek isterim. E, Yusuf Kenan seninle milli maç öncesi, Faro adaları maç öncesi yine Mehmet Özcan'la beraber yayındaydık. Hı hı. Tahminlerimiz gibi geçmedi maç. Evet. Biraz küçümsediğimizi düşünüyorum. Bence halen küçümseniyor Faroe Adaları ve Lüksemburg. Ee, ve doğru açıdan bakıldığını düşünmüyorum bütün bu tartışmaya. Şimdi Lüksemburg maçı öncesinde Mehmet er bilmiyorum katılır mı? Ee, yavaş yavaş bir kampanya başlatıldı. Hani e, Stefan Kon'sun yerine gelecek isimler üzerinden haberler en azından tweetler atılmaya başlandı. Yani hoca da olarak. bu yüzden basın toplantısında hayrola ne oluyoruz? Evet. Bunun, yani bir şey bunun üzerinden zaten açıklama yapma durumunda kaldı. Çünkü gündemi bu meşgul ediyor. Şimdi bir çok, Maçtan çok. Aslında birçok konu var milli yani en sondan başlayayım. Fare odalarına karşı kaybetmek kabul edilebilir bir durum değil. Futbola yapılan evet. bizim futbol ekonomimiz ve yapılan yatırım karşılığı Foro Adalarına karşı kaybetmek değil ama Keran bu katılı yenilebilirsin. Şöyle olur. 89 dakika tek kale oynarsın. Kontra'da evet. da yakalanırsın. 90'da gol. şimdi bir kere golü güzel dakikada yedik. 47 45-50 arası yedik evet. yani. Bu uyanmamız gerekti. Uyanmadık. 60 sonra bir de 3. gol fırsatı da Doğru. verdik. Andorra maçı ama. gibi değildi. Andora, şeyde Türk Telekom'da oynanan Andorra maçını hatırlarsın. 90 dakika tek kale oynadık. Uzatmalarda atmıştık yanlışım yoksa. ve hani o öl, zaten Andorra gibi bir takım değil. Şimdi birçok noktayı ele almak lazım. İsim üzerinden tartışmaya ben çok karşıyım. Yani bugün konuşulan şu Şenol Güneş'in futbol Türkiye futbol direktörü olacağı ve teknik direktör olarak da Sergen Yalçın'ın geleceği. Sergen Hoca'yı da Şenol Hoca'yı da çok sevebilirsiniz. Aranızda bir arkadaşlık ilişkisi ya da işte ne bileyim astüs ilişkisi söz konusu olabilir ama ben medya mensubu olarak hani eskiden çalışan şimdi yorumcu kısmında bulunan birisi olarak bir arkadaş veya bir öyle dostluk arayışı içinde olmadığım için herkese eşit mesafedeyim ve bu konuda çok rahat konuşabiliyorum. Türk futbolu ile ilgili sorunları 2015 yılında Fatih Terim Haliç Kongre Merkezi'nde yapmış olduğu bir sunumla ortaya koymuştu. Hatta ne demişti? Kral çıplak demişti. Bir sürü maddeyi alt alta alt alta koymuştu ve Türk futbolunda hatta şöyle ifade etmiş. Not aldım. Ben bu görevi iki maç kazanmak veya kaybetmek için veya bir turnuvaya gidip gitmemek için değil kötüye giden ülke futbolunun tekrar yukarıya doğru gitmesini teminine katkı sağlamak sağlayabilmek için kabul ettiğim aksi durumda milli takım teknik direktörlüğü görevini kabul etmeden kabul etmezsin bunu net bir şekilde ifade edeyim diyor. Ve birçok madde sıralıyor. Diyor ki şu sorunlar var işte lisanslı futbolcumuz az, oyuncu ihraç edemiyoruz, antrenör ihraç edemiyoruz, sağlığa tesisler, altyapılara yapılan harcamalara, sen yani birçok konuya kral çıplak diyor ve ondan sonra da diyor ki biz bunları bunları yapacağız bunları düzeltmek için. Şu an merak ediyorum. Çünkü o dönemden sonra Fatih Terim görevdeydi. Şenol Güneş görevdeydi. Arada Stefan Kuk geldi. Evet, evet Arada Lukescu geldi. İşte Fankus görevde şu an. Geriye gidelim. Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Mehmet Büyükekşi 3 federasyon başkanı. 2015-2022 yılları arasında Fatih Terim'in işaret etmiş olduğu işte çok para harcıyoruz kulüplerimiz. Toplayıcı ya da e, ee, şey avcı yani başkalarının ürettiğini biz gidip alıyoruz. Almanya'nın altyapısını işte başka e, Hollanda'nın altyapısını alıyoruz dediği kısımdan. Kulüplerin çok fazla harcıyor dediği sorunların hangisini çözdük? Türkiye Futbol Federasyonu bu konuyla ilgili o dönemden e, kalan işte lisanslı futbolcu sayısı mesela. Şu örneği veriyor. Diyor ki Almanya'da diyor 2,5 milyon lisanslı futbolcu var diyor. Bizde 270 bin diyor. Biz bu Kıyasla nasıl Almanya'ya karşı galip gelelim diye özetliyor. Ben çok kanı kısa kısa geçiyorum evet. çünkü çok uzun bir sunum. Birçok soruna işaret ediyor. Birçok çözümü gösteriyor. Ve kendisi de görevde olduğu zaman dahil olmak üzere 2015-2022 arasında bu konularda neler yapıldığını ben merak ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nu bugün Şahıs üzerinden, Hamit Altıntop üzerinden ki yaptığı açıklamalar içerik olarak bence çoğu kısımda doğru. Üslup olarak biraz sıkıntılı. Ama iletişimde en doğru şey doğru zamanda doğru kişiye doğru mesajı vermektir. Yanlış zamanda doğru mesajı verseniz de kimse dinlemez. Yanlış bir zamanda yapılan açıklama maalesef Hamit Altıntop için çok büyük bir eksi oldu. Öyle ifade edeyim. E, vermiş olduğu örnek işte altyapı Galatasaray üzerinden verdi ama birçok kulübümüz aynı durumda. Ben bu konularda neler yapıldığını merak ediyorum. Şimdi uzun zamandır milli takımın bütün rakipleriyle ilgili işte hobi oldu bende. Kiminle karşılaşırsak futbol programları ne diye anlatmaya çalışıyorum evet, algılamaya bu da çalışıyorum. Bu aslında çok önemli bunu görmemiz. En önemli noktalardan bir tanesi şu. Şimdi biz küçük görüyoruz Lüksemburg'u, küçük görüyoruz Faroe Adaları'nı. Yenilir mi? E, rezillik. Ben de rezalet dedim. Bence çünkü futbol olarak çok kötü bir futbol oynadık. Özellikle ilk 45 dakika. Şimdi Faroe Adaları'nın nüfusu 50 bin. Hatta herkes hep şey yap, esprisini yaptı daha fazla koyun var diye. Bu arada koyunlarla ilgili de ilginç bir projeleri varmış. Google Maps, Google Street View gelmediği için onları teşvik etmek için 5 tane koyuna 360 derecelik kamera koymuşlar ve bütün ülkeyi onlarla çekmişler. Böyle de bir ilginç projeleri var. Ee, şey Ship View 360 diye Google'dan bakabilirsiniz isterseniz. Nihayetinde her şeye bir proje üretiyorlar. 50 bin nüfusu var ama bugün Faroe Adaları'nda 5000 lisanslı futbolcu var. %10'a tekabül ediyor. Bu çok büyük bir rakam. Sahalarını her yeri inceliyorlar bu arada. En son Lamasya'ya gitmişler. Mesela Masya'daki son teknoloji çim, suni çimi birçok stadına yerleştirmiş. Oradaki teknolojiyi almış. Antrenör eğitim programı var. Futbolcularla ilgili problem, pro, programı var. Şimdi Lüksemburg'a geçiyorum. Lüksemburg'da da başka bir şey var. 2000'li yılların başında Fransa'yı örnek alıyorlar. Hepimizin bahsettiği Clairefontaine, 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 Clairefontaine örneğini alıyorlar ve Monderkanj diye bir bölgede Clairefontaine gibi iki yaş grubuna hitap edecek başlangıçta bir eğitim alanı açıyorlar. Ve bunu şöyle yapıyorlar, Lüksemburg'un çok büyük bir avantajı var. Hep söylüyorum, coğrafi, demografik, ekonomik koşulları değerlendirerek proje yapabilirsiniz. Lüksemburg'da ekonomik koşullar mümkün, coğrafi koşullar yakın her yer birbirine ve şey demografik koşullarda çok az bir nüfus olduğu için avantaj, dezavantajları iyi kullanıyorlar. Şöyle yapıyorlar, okullardan oyuncuları alıyorlar çocukları, 150-200 tane çocuğu. Her gün bu antrenman merkezine götürüyorlar ve hafta içi her gün bu antrenman merkezinde o çocuklar antrenman yapıyor. Hafta sonunda kulüplerinde oynuyorlar. E, yatılı olmamasını tercih etmişler böyle bir anket yaparak, araştırma yaparak ve 2000 yılından bugüne kadar işte senle yayına girmeden önce işte Sinani'den vesaire bahsettik. Gerson Rodriguez. Gerson Rodriguez. Birçok oyuncuyu yetiştiriyorlar. Yetiştirmekle kalmıyorlar. Almanya, Fransa, <laughs> Hollanda, Belçika, Benelüks ülkesi olduğu için çok büyük bir avantajı var. Buraların altyapılarına gönderiyorlar. Orada oynatma, oynamalarını sağlıyorlar. Oraların alt liglerinde oynamalarını sağlıyorlar. Yani onların da kendilerine has, kendi sorunları, avantajlarını, dezavantajlarını değerlendirdikleri bir program var. Bizde ne var? Şimdi Kral Çıplak dedik. İşte Fatih Hoca çıktı. Birçok basın bu arkadaşımızın bulunduğu ortamda neden davet edildiklerini bilmiyorum. Çünkü soru sormaya izin yoktu o dönemde. Böyle bir açıklama yaptı. Ben merak ediyorum 2015-2022 arasında kral çıplak kalmaya devam etti. Biz yüzümüzü başka yere çevirdik bakmamaya mı çalıştık? Yoksa onu giydirmek için bir şeyler yaptık mı? Ben giydirmek için bir şeyler yaptığımıza inanmıyorum. Çünkü bugün de hep şahıs üzerinden bir de bir yabancı düşmanlığı oluştu. Milli takımın teknik direktörü yerli olmalı şeklinde. Katılmıyorum. Türk futbolunun devrimini yapanlar 80'li yıllarda Alman teknik adamlardı. Alman teknik Sonra adamlar sayesinde milli takımda ne var? milli takımda Danimarkalı açtı. Fenerbahçe'nin e, tarihinde Brezilyalı teknik adamların, evet, Yani a, yabancı teknik direktörlerin Türk futbolunda çok önemli bir etkisi var. Bunu da inkar it et, etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Nihayetinde ne yapıldı? Yani Faroe Adaları'nın programı var. İzlanda diyoruz. İşte ne olacak İzlanda'dan? Şu kadar gelse bu kadar gol atamazlar diye yorumlar yapılıyordu. İzlanda geldi. Onların haftada, ayda, pardon, senede iki hafta sadece açık alanda futbol oynayabildikleri bir iklim var. Senede iki hafta sadece olumlu bir iklim olan bir ülkeden futbolcu çıkıyor. Bu önemli. Nasıl çıkıyor? Biz niye çıkartamıyoruz? Biz niye altyapılarda sıkıntı yaşıyoruz? Niye altyapılarda halen tesis yok? Fatih Hoca, altyapı teknik direktörlerinin, antrenörlerinin maaşlarından bahsetti. O konuda bir gelişme söz konusu oldu mu? Antrenör ihraç edemiyoruz demişti o sunumda. Bugün soruyorum, Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olmuş kaç tane antrenör çalışmıyor şu an teknik direktör? Ertuğrul Sağlam, Fatih Terim, çalışıyor. Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Mustafa Denizli. Okan Buruk dışında... Beş tane bak sayıyorum şu an. Benim bildiğim Okan Buruk dışında çalışan yok, Sergen Yalçın da yok. Sergen Yalçın altı. da çalışmıyor. 7 tane 7 tane teknik diyor. bak Ben Hamza'yı şampiyon. <laughs> 7 tane şampiyon olmuş. Bu ligde şampiyon olmak kolay değil. Hepsi söylüyor. Evet. 7 tane şampiyon olmuş teknik direktörümüz şu an çalışmıyor. Hoca 2015'te ihraç edemiyoruz demişti. Bugün niye bu antrenörler Avrupa'da ya da yurt dışında çalışmıyorlar? Adana Spor'a yeni imza attı Önder Karaveli. Geçen evet. sene Beşiktaş'ta 2 ay gayet iyi idare etti. Mesela Önder Karaveli o görevi atanmadan önce altyapıda ne kadar maaş alıyordu örnek. Çok evet evet. Yani bir sürü bir sürü rakam. Komik mesele. Komik bir rakamdı bu haber yapıldı çünkü. Melike evet, evet. söylemek istemiyorum ben aslında hani bu istemedim. biraz e, özeti altyapıya bakış açımızın. Bir de ben açık söyleyeyim e, Kenan en şeyi de söyleyeyim biz çok kendimiz dev aynasında görüyoruz. Ben yani öyle aman aman oyuncular oldum ya. Yani biz şuna çok aldandık oyuncu gönderiyoruz Avrupa'ya. Evet, yani Tam tersi her... en çok oyuncu gönderdiğimiz dönemde hem kulüp bazındaki Avrupa başarımız düşük hem milli takım ya olarak. Ben açık söyleyeyim bu kararlık olmasın Galatasaray taraftarıyım. Yetki bende olsun al Galatasaray takımını sen kur. Yabancı da serbest sesinler. Bilmiyorum Merih Demiral'ı stoper alayım hadi sınırsız şeyim olsun. Sağ ve sol bek ben yabancı yani. Forvet yabancı alırım. Orta sağ bir 6-8 banko yani biz biraz fazla en son maç işte örnek veriyorum. Laf, laf açtı. hatta program öncesi seninle kulaklarını çınlattık. İsmail arkadaşım Adana Demir Sporlu. Sağ ve sol bek Adana Demir Sporlu. mesela bence daha iyi bizim il takımın hani dört büyük özelinde de geçtim örnek Hı. veriyorum. Oyuncularımızı ben biraz fazla büyüttüğümüzü düşünüyorum. Ha tamam bu kadronun ederi Lüksemburg'la 3-3 kalsın, Foray kaybetsin değil ama ben çok kişileri de takılık aldığımızı düşünüyorum. Yani hoca değişse de ben çok sonuçların değişeceğini düşünüyorum. Zaten Kuntz da basın toplantısında bunu söyledi. Ben gidersem başkası gelirse. Biraz oyuncularda bir da, da problem ki. var. Bu kadar Ama kötü de olmamalı. Lüksemburg maçı, şimdi Stefan işte Kuntz'un açıklamasında da bir tezat var. Lüksemburg maçı öncesinde de benzer sorunlar vardı. ve Bunlardan hiç bahsedilmiyordu. Hani hmm. durumumuz bu, seviyemiz bu deniliyordu. Ma maç sonrasında evet, böyle söyledi. Öyle Ama Lüksemburg ve Fareo Adaları maçları yaşanmasaydı her şey yolunda gidiyordu. Galibiyet üstüne galibiyet alınmıştı. Playoff'ta bence çok hatalı bir kadro ile çıkıp Portekiz'e karşı 45 dakika felaket oynadık. Doğru. Ee, ama nihayetinde adam yeni gelmişti. Çok bir çok da bir şey söyleyemedik orada hani yeni yeni tanıyor diye. Evet. İki tane çok önemli nokta var. Az önce söylediklerimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu acaba ne yaptı bugüne kadar? Hangi konuda? Mesela ben antrenör gelişimi konusunda biliyorum. Oğuz Hoca'yla gittim, konuştum. Konuya merak meraklı olduğum için. Türkiye'deki işte yeni yeni nesil teknik direktörler nasıl çıkıyor ve bunun hani oluşması için nasıl bir çalışma yapılıyor onunla ilgili bir bilgi aldım ama diğer konularla ilgili bir bilgim yok. Federasyonda bunun iletişimi çok sağlıklı yapmadı keşke yapsa hepimiz de bilsek. İkinci noktada şu Hamit Altıtop şöyle söyledi: 40 teknik direktörle mi görüşmüştü? Daha ben, rakamı belki yanlış hatırlıyor olabilir ama birçok teknik adamla görüşülmüş. Hangi kriterler doğrultusunda işte Fankun seçildi? Yani bu projenin vadesi nedir? Neler yapılacak? İşte Van madem bir proje üretecek, niye sadece amili takım konusunda söz sahibi? Altyapılar konusunda niye söz sahibi değil? Birçok nokta var. Ve bugün Hamit Altuntop gitsin, bugün işte Stefan Kuntz gelsin, dediğim gibi Şenol Güneş ve Sergen Yalçın, başka teknik adamlar da olabilir, isimlerle hiç alakam yok. Yine değişmeyecek. Çünkü birinci neden futbolun başındaki kişinin yarışmacı kimliği olmaması gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Futbolun başına geleceksin, futbol direktörü olacaksın, sonra bir takım teknik direktörü olacaksın. Öyle bir dünya yok. Yok öyle bir dünya dünya futbolunda. Öyle bir ülke bulamazsın. Yok çünkü böyle bir örnek yok. Bizde çarpık bir örnek söz konusu. 21 yaş altı Tolunay Hoca, seversiniz sevmezsiniz iyi hocadır, kötü hocadır. Ben bunun tartışmasında değilim. Ama bir sene A takım, süperlik takımı, bir sene gençlik gelişim, gelişme direktörü bir sene U21 bu şekilde bir e, yapılanma da söz konusu değil. Elit ülkeler ya da elit olma yolunda ilerleyen ülkelerin hiçbirinde böyle bir yapılanma bulamazsınız. Bu ekonomik şartlardan kaynaklanıyor olabilir. Bizim çarpık bir düzenimizin olmasından kaynaklanıyor olabilir. Tolunma Hoca'yı eleştirmek için söylemiyorum burada. Düzen eleştirisi yapıyorum. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Yıllardır altyapıda çalışan teknik direktörlerin sürekli değiştiğini gördük. 15 yaş altı değişiyor, 17 yaş altı değişiyor. Yetmiyor, evet. yardımcılar değişiyor. Nasıl bir istikrar bekliyoruz? Yani Stefan Kunsu gönderdik, başarılı olacağız garantisini verebiliyorsa birisi. Ben hazırım o, hani tamam gönderelim. Hani hiçbir bağımız yok sonuçta. Diliyoruz ki hani devam ve ilerleyerek devam olsun. Hani sen çok söylüyorsun Mehmet hani proje olmamalı, milli takım, turnuva takımı olmalı diye yanlış hatırlamıyorum. Senin de hep söylediğim bir şeydir bu. Ay. Ben kendi kafamda söyleyeyim ya, Aykut Kocaman'ı mesela yakıştırırım <laughs> milli takım e, teknik direktörüne kafamda tam. Çünkü kariyerinde çok kupa e, zaferi de var. Konya Spor, Fenerbahçe, iki Ekeral oynattığı futbolda böyle çok keyif vermez ama sonuç alan futboldur bakarsak. Eleştiril, anlamsız eleştiril. Aykut Kocaman'ın takımları gol de atar. Oyunculara değer de katar. çıkış yolu çok hani isim bazlı gidiyoruz ama ben biraz Oyuncu bazlı da çok e, yani bir, olur mu Eğer bir proje ise de bu projenin başarıya ulaşmasını temenni edeceğiz. Az, az önce Yusuf Kenan'ın saydığı problemler... Proje yok ortada mı? İşte hani olmasını umut edeceğiz. ya da. Yok çünkü Hamit Altıtop mesela Van'daki 10 yaşındaki çocuk e, bu kadroya girebileceğini düşünmeli dedi. O iş Hamit Altıtop'un işi değil. Değil. Yani eğer o işle ilgileniyorsa Hamit Altıtop zaten başarılı olma ihtimali yok. Hamit Altıtop'un ben yönetici olmasına çok sevinmiştim. Yani Türkiye'de futboldan gelen insanların ki dobra evet. bir adam, futbolu yönetmesi çok sevindirici bir iş. Ancak o iş yapıyorsa, o işle ilgileniyorsa o iş onun işi değil. Futbol yönetmek tek bir insanın yapabileceği bir şey. Türk futbolunu yönlendirmek, Türk futboluna proje yönetmek tek bir insanın yapabileceği bir iş değil. Yapabilseydi gelişmiş ülkelerde, ekonomik anlamda gelişmiş ülkelerde yapılırdı zaten. Almanya'da bunu bir ekip yapıyor. Hamit top benden daha iyi biliyordur. Fransa'da bunu bir ekip yapıyor, İtalya'da, İngiltere'de. İspanya öyle. DNA programını örnek verdim. Geri, e, Southgate e, 21 yaş altı teknik direktörüyken büyük bir ekiple akademisyenler başladı dedim ya. Uyku terapistleri var, beslenme şeyleri var. Aileleri nasıl eğiteceklerini psikologlarla görüşüyorlar ve 5 yaşından itibaren oyuncuları, bak şey demiyorum profesyonel futbolcu olma adayı değil, düzgün insan olma, düzgün sporcu olma yönünde nasıl şekillendirebiliriz diye bir proje yapıyorlar. Bizde bunların hiçbiri yokken bugün Stefan işte konusu ben sevmiyorum. Evet bence de çok kötüydü Faro adalarına karşı oynadığımız futbol. Ama eğer yorumcuların %80'inde duyduğum için söylüyorum. Teknik direktör olmadan da yenmeliyiz Faro adalarını. Madem öyle bir takım o zaman suç futbolcularda. Madem öyle yenilebilecek bir takım o zaman suçun büyük bir kısmı Türkiye milli takımda o gün oynayan futbolculardadır. Peki şimdi biraz hızlanmamız lazım. Malum bugün 2 saat süremiz az derbiye döneceğim yine tabii ki Fenerbahçeli futbolcu Arao'nun açıklamaları var. Bir hatırlayalım neler söylemiş. Fenerbahçe'de tabii 11 kurgulamak düşünmek çok zor ama şöyle biraz haftanın ortasına gelirken kadroda kimler olur üzerinden konuşalım. Bir de Arao'yu nasıl buluyorsunuz? Onunla başlayayım Yusuf Kenan. Arao geldiğinde söylemiştim. Jorge Jesus'un ısrarla istediği bir isimdi. Çünkü ona biçilmiş bir rol var zaten Fenerbahçe takımında. Ki bu rolün biraz dışına çıktı. Üçlü savunma sonrasında ilk maçında eleştirilse de neden 6 numara savunma ağırlıklı bir orta sahayı orada kullanıyor ki ben de aynı düşünceye sahiptim. Crespo ile olan alan paylaşımı, uyumu, görev paylaşımı bence Arao'nun bambaşka bir role bürünmesine sebep oldu Fenerbahçe'de ve vazgeçilmez bir isim. Tıpkı şu an Crespo, Miguel Crespo gibi. Evet. Kim olur konusunda Emre Mor'un hafif bir sakatlığı vardı, o muhtemelen kadroda olacak gibi görünüyor, en azından söylenen o. Joshua King'in durumu konusunda biraz daha temkinli yaklaşıyor Fenerbahçe kulübü. Onun dışında çok net bir eksik söz konusu değil. İrfancan meselesi o da mini takımda hafif bir sakatlık geçirmişti. O da o da tereddütlü şüpheli. Hani öyle söylüyoruz ya tam net bilmediğimiz için, net açıklanmadığı için. Ama Fenerbahçe takımında hani parantezi kim olur parantezini kapatıyorum. Arao ve Crespo herhangi bir sakatlık ceza sorun olmadıkça her maçın ilk 11'inde orta sahanın merkezinde oynamaya ilk adaylar. Ama bu demek olmuyor ki ki REN maçında gördük. Rotasyonda onlar olmayınca işler yürümüyor düşüncesi çok doğru bir düşünce değilmiş Mert Hakan'la İsmail de orayı iyi götürdüler. Şimdi lig için Avrupa için ayrı seçiyor da diyemiyoruz aslında. <laughs> Jesus tamamen takıma göre karar veriyor. Yanılmıyorum değil mi? Hani rakibe göre veriyor. Evet yani rakip Avrupa ya da Süper Lig takımı olmasından ziyade takımın yapısına göre Beşiktaş'a göre tercihlerinde ne olur, ne değişir oyun yapısına deplasman göre. Deplasman derbisi. Öngörebiliyor musunuz? Bence de deplasman derbisi ara ile Crespo olur. Şöyle oynamaya başladıkça bu ikili birlikte Crespo'nun çok net 18 üzerinden şutlarını görüyoruz. Kayseri maçı sanırım gol olmadı. Hı hı. Alanya maçı gol oldu yani o bölgeden çok şut çekme. Orada biraz Arao'nun etkisi var. Benim tek itirazım üçlü savunmanın önünde Arao'ya gerek var mı? Yani biraz fazla emniyetli oluyor. Mesela ben ideali Fenerbahçe'nin dörtlü savunma. O sayıyı ben sağ beğeniyorum çünkü. Sol bekte Ferdi olur. Ali Aleoski'le değişmeli. Oradaki öndeki ikilinin Arao, Crespo gayet büyük maç için bana mantıklı geliyor. A, Jesus üçlü oynayıp bu arada Deplasman derbisinde üçlü önünde Ara Crespo'ya da itirazım yok ama Kadıköy'de mesela net bir maça favori çıkarsınız. Üçlü ben şundan dolayı üçlüye takıntılıyım. Ee, Kenan e, rem maçı gösterdi. Savunma arkasında koşu atıldı mı e, offside'e de düşmezsen e, pozisyon verirsin ki eldeki mevcut e, stoperlerin hiçbiri kim Lice gibi sana böyle 30-40 metre koşup o boşluğu doldursun ya da o kademeye girsin yok. değil. Pozisyon veren stoperler o anlamda bu pozisyonları Fenerbahçe verecek. Yani ben bu pozisyonlar konusunda George Jesus'un bir e, yani tabii ki kızgınlığı vardır verildiği zaman pozisyon ama bu oyun tarzıyla bu pozisyonu vermek zorundasın. Çünkü eğer takım boyunu 20-25 metreye kısaltmak istiyorsan bunun 10 tane yöntemi yok. Ya kendi yarı sahanda tamamen bekleyeceksin rakibi ve forvetlerin orta çizgiyi geçmeyecek. Topun arkasına geçmediğini diyor Türk futbolunda. O şekilde bekleyeceksin. Ya da hücumda rakip yarı sahada oynamak istiyorsan Stoperlerini mümkün olduğu kadar orta çizgiye, hatta belki e, rakip sahanın ilk metrelerine taşıman gerekiyor. Artı bir stoper fazla olsun mantığında, Jesus. O bir, ikincisi orta sağ kurgusu ikisinde değişiyor. Şimdi dörtlü oynadığı zaman Fenerbahçe ara o stoperlerin arasına giriyor. Aslında, aslında filan üçlü oynuyor topa sahip olduğunda Fenerbahçe beklerini ileri, ileri çıkartıyor ve aslında e, uçtaki oyuncular sağ açık ve sol açıda. 8 numara gibi içeri kat ederek orta sahayı kalabalıklaştırıyor. Şimdi o dengeyi iyi oturtmak gerekiyor. Üçlü oynadığı zaman öndeki oyuncuların rolü farklı. Dörtlü oynadığı zaman öndeki oyuncuların rolü farklı oluyor. Şimdi üçlü oynadığı takdirde o oyuncuların o kadar çok orta sahaya gelmesine gerek kalmıyor. Oyuna biraz daha fazla genişlik kazandırabiliyorsun. Beklerini farklı kullanıyorsun. Dörtlü oynadığın zaman bekler çok ileri çıkıyor. Arao savunmanın ortasında, orta sahada büyük bir alan Crespo yakalıyor. O zaman sağda ve sol önde oynayan oyuncuların merkeze Crespo'ya yardıma gelmesi ya baskıyı o yönde yapması gerekiyor. O yüzden rakibe göre farklılık oluşturuyor. O yüzden sisteme inanmıyorum diyor, Rakibe göre çıkıyor. Bence en büyük tartışma aslında merkeze kimin oynayacağı. Değil, o çok biraz e, oturdu gibi Fenerbahçe'de. Kim oynarsa oynasın zaten aşağı yukarı aynı performansı veriyor. Benim asıl tartışma konusu bekte kim oynayacak. Evet. Yani çünkü Beşiktaş'ın ana planlarından bir tanesi işte Redmond'a geldikten sonra arkaya adam adam kaçırmak. Ki Alanya spor maçında bunu ters toplarla çok iyi yapmıştı. Enkudu çok hızlı, Redmond çok hızlı, Mureka hızlı. Evet. Ve Gors bu konuları iyi değerlendiriyor, topu alıyor, oynatıyor çevresini. Ee, yani bu bağlamda hangi bekleri tercih edecek? Alyoski mesela dörtlüde de üçlüde de iyi gibi görünse de savunma anlamında arkasına adam Tabii. kaçıran. Ee, o konuda sıkıntı olabilecek bir isim bu tür maçlarda. Acaba Ferdi'yi oraya çekip Osaya'yı sahada oynatır mı? Hem Enkuda'ya da önlem almış olur hücum konusunda e, baskı yaparken. Yani oradaki soru işareti merkezden çok ya da Forret hattından çok. Peki üçlü mü dörtlü mü? Luan Perez yetişmeyecek gibi görünüyor. Muhtemelen dörtlü savunma olur. Yani dörtlü e, Ara ile Crespo dedik. Ön tarafta İrfan Can Pedro Valencia son oyuncu Rossi mıdır diyorsun sen? Ben son oyuncunun Rossi olacağına kesin eminim. Çünkü e, Rossi'den kolay kolay vazgeçmiyor. Şu zaten. anlamda vazgeçmiyor. Bu arada hani sakarlıkları var son tercihlerinde paslarda. E, ama koşu kalitesi konusunda e, Fenerbahçe'nin hatta Süper Ligi bence en iyilerinden birisi. E, baskı devamlılığını e, yaratmak, o baskıyı devamlı sürdürmek e, ve mümkün olduğu kadar rakip, rakip yarı sahada rahatsız etme konusunda Rossi gibi bir oyuncuya ihtiyacı olacak. Ya ben ön hattın sadece merkezde iki mi oynayacağını, tek mi oynayacağını kafamda düşünüyorum. Ama o da tamamen arkadaki kurguyla alakalı. Ben dörtlü bir savunma bekliyorum. Çünkü dediğim gibi Luan Perez'in durumu hala belirsiz gibi duruyor. Serdar Aziz'in durumunu sormuş izleyicimiz Mustafa Bey. İyileşti artık. Defans daha sağlam olacak. <laughs> Hem de e, hızlı olacak demiş. Serdar Aziz hızlı bir oyuncu değil ama ben ee, katılıyorum. Jesun Türk olarak e, sağ dizimini güçlendirmiş olacak. Serdar okay, Aziz'in gelişi demiş. E, yabancı olarak da elinde daha fazla imkan olacak yorumunu yapmış. Bir başka soru Uğur Bey'den gelmiş. Altay'dan nasıl bir performans bekliyorsunuz? Bu sezon geçen seneki gibi değil demiş. Bu sezon birçok kaleci kötü başladı. Bu sezon ama Ersin de sezonu, sezonu değil. Muslera dışında Muslera da çok iyi bir hazırlık kampı geçirdi. Yerli kalecilerin Sampi geçirdi. sezonu değil. Doğru. Yabancı kaleciler daha iyi bu sezon. Doğru. Gerçi Günay, yani yerli diyorsak Günay da çok iyi. Ama şimdi Vol Volkan'ın da, Milli Volkan Babacan'ın da hakkını yemeyelim yani. Evet, Gol yemeyelim. Ya biraz büyük takım kaleciliği zor Melike. Yani, klişe bir tabir ama yani kaleye çok az top geliyor. Soğuyorsun. Yani sürekli oyunun içinde olmak e. farklı. Hep Karcemar sıkası hatırlıyorum. Gaziantep'te inanılmaz oynuyordu. Sürekli Harun Tekin, Bursa Spor çok net örnekler. Hani ee, yine Trabzonspor'un bu kadar kafayı oynama dönemleri Onur Kıvrak performansla değerliydi. Doğru. Evet. Kalesine çok top geliyordu. Onunla ilişkilendiriyorum. Altay sonuçta bu yaşına kadar bazı büyük maçlarda da iyi performans gösterdi. Onu da hani göz ardı etmeyelim. Bilmiyorum ben çok kalecilerin belirleyeceğini düşünmüyorum derbi sonucunu. İki takım adına da evet öyle görüyorum. Ama şimdi yani Ersin'in o... de bir hem bir tek performans olarak değil, biraz oldu. E, mental olarak da hani bir toparlanmak için böyle bir maçta iyi ya ben bir. Ben açık söyleyeyim geçen 90 sene. 90 dakika ihtiyacı geçen var. Geçen sene benim beğendiğim bir kaleci değil Berke. Birincisi çok uzaktan atılan şutlarda kalisi nufa oluyor. En büyük problem bence bir kaleci için. Berke ile Fenerbahçe ki. Fenerbahçe kariyerindeki ilk böyle ciddi ilk 11 maçıydı. Hı hı. Altay'ın sakatlanıp Aslan Tepe'den Fenerbahçe galibiyetle döndü. Hani çok kaleci iş düşmedi bakarsak ama belki de sırıtmadı o gün. Bir tane Jagdin Çepe'den şutu vardı. Evet, ama Kim Mince'nin muazzam bir performansı Tabii var. yani kaleci çok iş düşmüyor onu demek istiyorum. Takım savunması daha önemli burada. Ki, takım Bireysel olarak zaten değerlendirmek çok sağlıklı değil. Uğurcan bir istisna Aziz... Hani Uğurcan evet, tek başına bu. maç alıyor. Ya geçen ha. sene 40 küsür gollük bir gol beklentisi vardı Trabzonspor Kalesi'nde. Üçte birini görmüştü. Ama yani Uğurcan'ın çok ekstra performanstı Uğurcan'ın performansı. Ama o da bu sezon kötü başladı bu arada. Ama onun bence fazla süre kredisi var Uğurcan'ın. Kesin. Ya da bence kredisi var o konuda şey. Çok acımasız davranmamak gerekiyor. Altay henüz çok hani şimdi e, çok hızlı ilerlediği için futbolcu ...Altay halen çok genç çok bir oyuncu. Genç. 98 Tabii. doğumlu. Yani e, ve onun yaşında efsane olmuş kalecilerin onun yaşındaki performansını hatırlayalım. Volkan Demirel için Christoph Daum kalede gördüğüm zaman ilkliyorum demişti. Hatırlayın Şalke maçında büyük hata yapmıştı Volkan Demiral ki bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden bir tanesi. Belki bence, bir numaradır hatta. Bence yerli kalecilerimizin hepsi şu an çok genç. Bu yorumları bu kadar yapabilmemiz için Uğurcan da o kadar hani yani 26'lı. Sonuçta 40 yaşına kadar kalecilik yapan eee büyük 26 yaşında kaleci. Buffon 41'e kadar ya Evet yani kadar biraz yaptı. daha böyle ileri yaşlarda 30'lu yaşlarda o klas ortaya çıkıyor. O tecrübe hani o ...mükemmel kaleci kavramı. Bu kadar genç yaşlarında biz sanki çok sorumluluk yüklüyoruz hepsine. Bir o, ikincisi teknik heyette çok sık değişiklik oldu Fenerbahçe'de. Kaleci antrenörü de çok sık değişti. Evet, o da Altay'ın gelişimi konusunda Ersun Hoca ile konuştuklarımızı geçen programda aktarmıştım. O hata yapsa da kendisini düzeltir, yatırımla yapar, çalışır ve bunlara moralini bozmaz demişti. Kalecinin önemli özelliklerinden birisi psikolojik olarak sağlam durması... Ben de altayın bu konulardan çok etkileneceğini düşünmüyorum. Ama derbi performansı kaleci etkiler mi? Yani zaman zaman Muslera da çok fena, çok iyi maçlar çıkarttı Galatasaray kalesinde derbilerde. Açıkçası ben derbi performansında zaman zaman kalecilerinde etkili olabileceğini düşünüyorum ama bu maç kaleci maçı değil. Evet. Yani bu, bu maçta maçı. senin söylediğin gibi takımların savunması biraz daha ön planda olabilir diye düşünüyorum. Farklı bir görüş de var orta sahalar demiş İbrahim Bey. Derbi orta sahaların sertliği ve baskısı belirleyecek bence. Üstünlük sağlayan e, alır demiş. Böyle bir yorum yapmış ve maç çok gollü olur diye de bir yorum eklemiş. A, futbol zaten genel anlamda orta sahada kazanacaksınız oyunu. Denge unsuru. Son yıllarda. Denge unsuru. Josef de Souza'nın durumuna bakıyor Beşiktaş açısından. Net söyleyeyim. Josef de Souza iyi olursa Jetson Fernandez, Delli Ali, Salih kim oynatırsanız oynayın önünde. ...daha verimli olacaktır. En azından şunu düşünmeyecek... ...görevin %80'ini hücum alanında yapabilecek... ...ya da baskıyı rakip yarı sahada yapabilecek... ...çünkü arkada toparlayan bir Josef de Souza olacak. Geçen sezonun olağanüstü performansıydı. Beşiktaş'ın hem de Süper Lig'in mevkisinde en iyi oyuncusuydu... ile birlikte. Şampiyon olunan sezonda da. Olağanüstü sezon. performans sergiledi. Şimdi Josef de Souza sakatlık sonrası tam toparlamış... ...görünmediği için son karşılaşmada sorun yaşadı ama... Eğer Josef de Souza toparlarsa Beşiktaş orta sahası da toparlar. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Jetson'un performansı da önemli. İşte o performans tamamen Josef'e bakıyor bence. Çünkü Jetson ne kadar yaklaşırsa Vegors'ta, Salih ne kadar yaklaşırsa Vegors'ta ki bunu son maçta gördük. Jetson iki kere geldi, iki pozisyon oldu. E, ee, çevresini ne kadar doldurabilirsiniz, kalabalık tutabilirsiniz. Çünkü adam çok iyi oynatıyor çevresini. O kadar da tehlikeli olabilirsiniz. Herkes artık tempolu oynuyor. Herkes artık sert oynuyor. Mücadeleci oynuyor. En yumuşak orta saha Kasımpaşa orta sahasıydı benim şu ana kadar gördüğüm ligde. F Fırat Özer yazmış. Siz hoca olsanız Fenerbahçe'de asla kesmem dediğiniz 3 oyuncu söyler misiniz? Herhalde derbe özelinde soruyor. Altay. İrfan Can arasında çok fark var. Salahi, Ferdi. Ben Osay diyorum. Banko, Osay'ı da de sormuştu değiştirme. bir izleyicimiz. Derbi için mi soruluyor? Derbi, derbi için. Ben o ile başlamasını bekliyorum açıkçası. Çünkü Adana Demirspor maçındaki sorunun aynısını yaşama ihtimali yüksek eğer e, söz konusu başka bir oyuncu olursa. E, Ferdi direkt ilk Ferdi bu arada. Orta sağ Crespo derim mesela. Orada bir sürü oyuncu var ama bence en iyisi Crespo. Engin ha, Bey yazmış, siz. bu maç 3. bölgelerde ve 1. bölgelerde kazanılacak. Ön alan baskısını pasla kıran, defansta bireysel hata yapmayan kazanır. Sanki Beşiktaş bir adım önde demiş, ilk yarıda öne geçerse bir de eklemiş. Ne diyorsunuz? Kim Burada ama Fenerbahçe'nin bir psikolojik artısı var. E, Ren deplasmanında... 2-0'dan dönen takım Vodafone'da da Beşiktaş karşısına dönebilir. Bu önemli o geri dönüş. Çünkü Ren en ters bir takım. Türk takımlarına karşı önüne evet. geçmemesi gereken bir takım. 3 4'e de gidebilirdi bu arada Onlar. Tabii. Baş. Bu biraz 2-0 iken 3-0 olmadı evet, döndü evet, top. Vardı. Ama işte Jesus çıkartmadı İrfan Can evet, evet. mesela. Çünkü biliyor 25-30 metreden bir şutla maçı çevirebileceğini. Jesus oyuncu değişiklikleri ve oyuncu sahada tutma konusunda gerçekten e, hiç eleştirilmeyecek hamleler yapıyor gibi geliyor Oyuncuları bana. çok ekstra yönetiyor. Hani, hata yaptığını hemen tabii. kesmemesi. E, Doğru. Uzun süre yani mesela oyuncu çok kötü a, alsana diyor belki e, seyirci ama sonra bir bakıyorsunuz o oyuncu maçı kurtarıyor. Yani son i̇şte, ma İpancı. son son maçta Emre Mor'un Alanyaspor'la önce yaptığı baskı Crespo'nun evet. golünde o topu evet. Emre Mor mesela Emre Mor'un çok futbolcu tipolojisine uygun hareketler diye bakarsak ve evet. ya bunu yap yapmaya başladı Emre bakarsak. Birçok noktada yani bunu sezon başına alalım. Steven Colker hiç düşünülmüyordu. Hazırlık maçlarında denedi. Lemos hiç düşünülmüyordu. Oynattı. Resmi maçta oynattı. Gustavo Henrique geldi çok eleştirildi. Hatırlayın Gustavo Henrique'nin geldiği haftayı. <laughs> evet. Herkes diyordu ki ya bu adam stoper değil. Topa dandun vuruyor, taca gönderiyor. Sonra ee, Abdülkerim'in hatası oldu ya dediler. Gustav <laughs> Henrik olsa hatası ne yani, gerek var ki? Yani, adam bir anda ilk 11'in değişmez parçası oldu. Adına şarkılar yazdılar hatta şu an. Hani. Biz senin kıymetini başta Oyuncu ilişkisi senin söylediğin gibi çok yüksek. Herkesi ikna edebiliyor. Bir kere 20-25 tane milli seviyede olan oyuncuyu e, sen yedekte oturacaksın diye ikna etmek çok kolay Şonglo. değil. Hepsi yedekte oturabileceğinin ya da her an ilk 11'de olabileceğinin farkında olması lazım. O zaman saatler biri geçti. Madem bir ben kimim yapalım. Ah hayır. Zamanıdır gelsin. <laughs> çok biliriksizim bu oyunda. Yok yok Aa, ya. Daha yenisin Lütfen. dur bakalım. Kariyerimde 19 kez kupa sevinci yaşadım. Hem Şampiyonlar Ligi hem UEFA Kupası kazandım. Miralem Piyan için yetenekleri tartışılmaz. Fenerbahçe'yi elemek gerçekten çok zordu. Rafael Benitez, Carlo Ancelotti ve Arsene Wenger gibi büyük hocalarla çalıştım. çok iyi bildiğiniz bir oyuncu. Ben sana söylüyorum. Bir dakika. Hayır ben oyuncu. Kaleci oyuncu. mi? Hayır Chelsea bu. Bence Chelsea O değil. kadar erken. Chelsea niye biliyor musun? Hem şampiyonlar Bence ligi hem UEFA kupası. Artı Fenerbahçe'yi elemek zordu diyor ya. Ama Arsene Wenger. Gibi büyük hocalarla çalışmış olabilir. Chelsea ile Arsenal oynamış kim var? Bence bu takım Chelsea, Ancelotti Chelsea'yi çalıştırdı bu arada, Benitez de çalıştırdı, Benitez Avrupa ligini aldı Chelsea ile. Bence bu oyuncu direkt Chelsea. Benitez'in özelliği o değil miydi? Chelsea'ye geçti, ee, Avrupa ligi kazandı, değil mi? Abi, şu an benim, benim, mi? Benim, Chelsea benimle... ve Fenerbahçe'yi zor elde <laughs> Chelsea 2008'de. O takımdan bir oyuncu bulacağız. Melike'nin biraz strateji. O takımdan bir doğru oyuncu. Doğru gidiyorum bence. <laughs> kariyerinde 19 Son Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyorum. Evet. Arsenal takımdan çalışmış olması lazım. Mirel'in Pjanic ile uh, Lyon'da Bonsun. oynamış olabilir. Ee, ee, Lyon, Esyen. Juventus da Esyen olamaz çünkü Esyen Wenger'le çalışmadı. Ee, hem Chelsea dur şey Arsenal'de kim vardı? Gallas vardı. Gallas ee, Galas olabilirse Galas'la şey Pjanic oynadı mı? Dur. Arsenal'e gitti ya Chelsea'den. Ee, şey e stoper Brezilyalı bonus. Ha. David Luiz. o da o da şeyle oynamadı, piyanoçla oynamadı. Hayır. David Luiz değil. Yok o da piyanoçla oynamadı. 19 kez kazanmak. David Luiz güzel şey. Bunu yarı <laughs> puan David Luiz. <verilir. gülüyor> David Luiz'e 2 Arsenal'den puan verebilir miyiz? Arsenal'e nereden? Chelsea'ye. Abi bir dakika. Bu oyuncu Arsenal Wenger Arsenal'de yakalacak. O zamanlar Chelsea Arsenal. Bu oyuncunun. Ee, Fabregas. Hayır. Yok. Bu oyuncu. oyuncunun... Chelsea yok. Hayır. İtalyası var. Bu oyuncunun İtalyası var. İtalyası var. Çok iyi bildiğimiz bir oyuncu bu arada. İtalyası var bu oyuncunun. Bir saniye bildiğimiz bir oyuncu. Roma, Juventus. Ee, Piyaniç'in oyunda takımlar. Roma ile Juventus. Roma, Juventus. Roma, Lyon, Juventus. Juventus. Metz. Hayır Roma ile Juventus. boyunca bilmemiz gerek ya. Roma. Biliyorsunuz çok iyi biliyorsunuz zaten. Fenerbahçe elemek zor diyor. Benim aklım o 2008 Chelsea'ye git. Fenerbahçe'yi başka kim zor eledi? Parma eledi zor, zar zor. 90. Ama çok o. 2008 şey tamam. diyor. Arsene Wenger diyor. Benitez diyor. Angelotti tamam, diyor. Çalışmış olabilir abi. Üçüyle de. Benitez 2000'li yılların başı. Angelotti ilk kez. Lyon şeyde Essien Lyon oynamıştı mesela. Essien oynadı da Wenger'le çalışmadı. 19 kez kupa kazanmış. Oo çok. Wenger'le çalışmadı. bilmemiz gerek ya. Aa, Abi bana çok bilmemiz. baskı kurdunuz şu an. Bilmemiz gerek o Oyuncu, deme. Çok, Senin çok bilmen kolay. gerekiyor. Sen çok çok Chelsea, kolay. bir dakika Roma. Roma ve Juventus. Roma ile Juventus'ta kim var onda Bu oyuncunun. Evet. MLS'i de var. Amerika. Aa rezalet bilmememiz. Torres. Yok Torres, Torres o da Vengale çalışmadı. Dur. Kim gitti en son? Ve şu anda. 41 yaşında. 41 yaşında. yaşında 81'li. İtalya'sı evet. var, Emel'i'si var. Higuaín. Ama o... E, tabii ki İngiltere'si de var. Thierry Henry. Hayır. 41-81'li ya. O da teze çalışmadı. Kim gitti Amerika'ya? O şey Lampard gitti. Ee, e, Steven Gerrard gitti. Gerrard gitti. Ama Gerrard da Wenger'le çalışmadı. Mi? Abi dakika. Hep Wenger çıkıyor karşıma şu an. Bir dakika dur. Wenger gibi... Monaco'da Wenger'le çalışmış olamaz 96'larda. Fransız Monaco 80'li yılların sonu Fransası yok diyor. Tamam bir dakika dur. İtalya, İngiltere. Amerika. Arsenal ya Arsenal ve Juventus. Vieira. Yok. Bir dakika Arsenal Ulan... Juventus. Juventus yok. Yok abi çünkü Roma. Rafael Benitez de mutluyum. Arsenal ve Roma. Pires. Kim? Pires. Hayır bir dakika cevap vermeyin. Cevap Arsenal Bakalım ve Roma. Bakalım bilen var mı? Arsenal Roma. Pires oynamadı ki Roma'da. E, Esyen yazmışsınız değil. Hmm. Esyen olamaz. Arsenal ile Roma'da oynamış oh, Bir dakika kolcu. doğru cevaplar gelmiş. Yağmıştır ya. Arsenal ile Roma'da oynamış bu oyuncu değil. Ee, şey mi? Baptista. Kolotore. Baptista. Yok. Kolotore. Adam ona hiçbirisinde Baptista. İnanılmaz. Bu çok iyi bildiğin şey. Nasıl bir dakika, dakika çalışmadı abi Julio Fabregas Baptista. değil. Fabregas da değil. Ancelotti çalışmadı Fabregas'tan. Ee, Roma. E, bir dakika. Roma, Chelsea. Bir dakika Roma Chelsea düşünelim ya. Ben niye çok Haşim Arsenal niye Arsenal da olması lazım? Wenger'le çok lazım. Haşim Can Barkın izleyicimiz ilk bilen tebrik ediyorum kendisini. Roma açıp bakmıyorum. Şu anda. Mesaj yağmış diye. Everton'da ya. yardımcı antrenör. Oo geçmiş olsun. Şu anda. Lampard'ın yardımcısı. Kim acaba? Lampard'ın takım arkadaşı olacak. Chelsea. Oo, Chelsea. Ben yardımcı da bilmiyorum yani rezalet. Bir dakika bu çok... Ben de biliyorum. Ben sana söylüyorum. Ben de bilmiyorum. Melike mevki istiyorum. Sol bek sağ bek değil de yani stoper yani defans orta sağ forvet de. Abi hiçbir şekilde bir, bize yardım etmeyecek bir şu Bir defans an. oyuncusu. Bir defans. Defans kim var abi? Ee, şey Chelsea, Arsenal, Roma. Defans me, e, stoper. Mekses vardı ama onun şeyi yoktur. Hem Şampiyon Ligi hem Avrupa Ligi. Mekses olamaz. Dakika. O takımı düşünelim ya defans... Bu takım Chelsea abi. Ee, sağ sol bekleri düşün. Evet. Chelsea Evet, Chelsea'de bir defans Dözeli değil neydi? Chelsea'deki defanslar. David Chelsea söyledi? öncesi Arsenal. Tam Galatasaray. Ben söyledim Galatasaray'ı. Evet. Hayır, değil. Söyledi ama Chelsea yani öncesi. Bu oyuncunun. Crystal Palace da var. Bir dakika Chelsea ha şey değil bir dakika. Beşiktaş'a e falan yazılmıştı. O stoper mi ya? Stoper değil. değil. Sağ bek, sol bek. Sağ bek, sol bek gibi. Yuh yine Eşlik ol. Eşlik ol bravo. İlk ben kimimini bildin. Tebrik ediyorum seni. Yusuf <laughs> <Yüzün gülüyor> Kenan Çalık evet. Olamak istiyorum. Roma. <laughs> Doğru. Oh. Biraz zorlamış. Bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra istediğiniz sorun. Ben bir <laughs> Bundan sonra bir daha. Yok çok da ben ya. kendimi niye kızıyorum? Gallas'la takas olmadı mı bu? Evet evet yok. Ben gallas dedim bak aklım Galas ile takas oldu bu. Yani zaten doğru ismin etrafında döndünüz. Gallas. Ama bir türlü o ismi e, şöyle söylemediniz. Şöyle doğru ki. Chelsea almış dedim 2008. <laughs> Arsenal, Chelsea, Crystal Palace. abi Dallas, ben şu öyle. an Roma. baskının inmesini <laughs> bekliyorum şu an. <laughs> Los doğru. Angeles. Doğru of unutmuşuz. <laughs> doğru ve ben bu oyuncu için şey tahmininde bulunmuştum tutmamıştı. En çok İngiliz milli olmuş oyuncu olabilir. Çok... Olabilir. Bundan başka sol bek yoktu İngiltere'de. Olabilir. Doğru bildiğimiz bir İlk bileni de söylemiştik ee, tebrik ediyoruz. 107 kez oynamış bu arada. Şeyi de bildik bu arada 2008 Chelsea dedim, bak kesin o maç kadrosu. Sen zaten en başta Chelsea evet. dedin evet. yani. Evet. evet. Yok doğru söyledin ama şimdi bak oyuncu burada bazı, yok. bazı ipuçları aslında bilmememiz için koyulan ipuçları. <laughs> Şu aşağıdaki var ya teknik direktörler söylediğim bütün oyuncuda hiçbirisi uymuyor. Ya Ancelotti ile çalışmamış oluyor ya Arsene Wenger ile çalışmamış oluyor. Doğru. Sonunda eşlik kola geldik yani. Şu an çok komik. Çok rahatladım ya. Çok güzel bir yorum geldi. Ona gülüyorum. Okumam lazım. Onur Sönmez yazmış. Diyor ki Antepli ev arkadaşım memleketten getirdiği fıstığı sadece Yusuf Kenan televizyonu <laughs> ya. çıktığında zuladan çıkarır. <laughs> Ronaldinho tweetiydi ya. Ben o kadar değilim. Abartıyorsun. Ekip çok iyi. Ben iyi görünüyorum o zaman. Teşekkür ederim. <laughs> çok iyi gerçekten. Çok naziksiniz de. Evet. Herkes bilmiş bu arada. Evet evet çok fazla bilen vardı. Tebrik ben bildim ya ben ona bilenleri. bakıyorum. <laughs> Geçen gece uyuyamadım bunun için ya. Ya ben bir yanlış anlama Kenan saymıyorum ya bilsekte çok kaldık yani bunu çok kolay bilmemiz gerekti. Ya, kesinlikle haklısın <laughs> ya ama ben benim ben saymıyorum o yüzden. Benim ilk bildiğim ben olduğu için. Saymaz. Ben ama artık artık soruları böyle biraz daha böyle <laughs> evet, değil de değil böyle mi? hazırlıyor Vallahi. Yusuf sağ Yok, olsun. Yok Yusuf olsun helal olsun. olsun. Hatta asansörde konuştuk. Abi dedi çok çalışıyorum üzerinde dedi. Evet evet özellikle o kadar çalışma dedim ben de bir tane daha var. İlerleyen dakikalarda o da gelecek. Şimdi haftanın bir diğer keyifli olacak maçı aslında. Lider Adana Demirsporla Galatasaray'ın oynayacağı mücadele. Peki iki takımın da planları nasıl olacak? Önce bir bakalım Okan Buruk neler planlıyor bu maç için. Haberimizde tabii ki konuklarımızla da değerlendireceğiz. Bir izleyelim. Bir yandan biz hala ben kimim tartışıyoruz. Birileriydi ee, getiremiyorum. <laughs> o kadar sevindim ki be. Hani bildiğime. maç, maç sonrası ben konuşulur ya onun gibi oldu. Zirve benim şudur. Fatih Öztürk Galatasaray'ın aktif kayıcısı bilemedim. <laughs> Melike dedi bana. Bakın, Galatasaray'da dedi, yine bilemedim. Bu, Bazen bu da öfzülüyor. efsane hala Havşi. Mehmet Yılmaz. Evet, kendisi... <laughs> Mehmet Yılmaz kendisini bilemedi. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> ama, ama o da çok takım oynadı. Şeyi bilemedim ben. Hani Röportajı röportaj yaptım. Evet evet. Güzel güzel. Zordu şey hatta Mert Nobre telefonuna bakarak ismi bulmaya çalıştı ya rehberine. <laughs> İsmini söyleyemiyordu. <laughs> Telefona bakarak söylemeye çalışmıştı. Enteresan anılarımız var bu şekilde. Evet Adana Demirspor Galatasaray maçı ile ilgili sorularınızı son sayfa etiketine bekliyoruz. Biz de stüdyoda konuklarımızla konuşacağız. Hemen sana döneceğim Mehmet Özcan. Nasıl bir maç bekliyorsun Galatasaray Şimdi, adına? İzleyiciler bir de şu, bir şunu, Spor maçı oynandı. İzleyiciler şunu merak eder. Icardi ilk 11 başlamıyor. Onu bir söyleyelim belki. Evet. Gol liste yedek kulübesinde olacak gibi görünüyor haberimize O belli olmaz. Ama. Orada yüzde yüz değilim yani. Matamı, e, Mata mı Gomis mi göreceğiz. Yani şu 10 oyuncu sayabilirim. E, Muslera, defans dörtlüsü, e, Boy. yani Boe ve Dubois Solbeck'te. E, Nelson Abdülkerim, Abdülkerim'e dönüyor stoperde Okan Hoca. Emin Bayram değil. Orta sahada Torreira ile Oliveira olacak. Kenarlarda artı 3'ü düşünürsek Kerem ve Yunus diyorum. Orada 10. isim Mertens olur. 11. isim Mata olursa Mertens Forvet olur ya da Mertens yine aynı bölgede yani Forvet arkası Forvet Gomis. Yani kısacası 10 oyuncu belli. 11. oyuncunun Mata mı Gomis mi olacağı Perşembe-Cuma günkü taktik çalışmalar diyebiliriz. Milli araya çok oyuncu gönderdi Galatasaray ama şöyle bir avantajı oldu. Normalde her milli arada ben Mustera'nın geliş sürecine bakardım. yani. Evet o bir uzun sürerdi çünkü. Çok uzun. Avusturya'da kamp yaptı Uruguay milli takım ve maçlarında Slovakya'da oynadı. O yüzden zaten... Evet. Çarşamba günü Toro ile birlikte gelecek. Muhtemelen bir gün izin yaparlar. Perşembe günü takıma katılırlar. E, sakat oyuncu yok. İstanbul Spor hazırlık maçı bize bazı şifreler verdi. Icardi'nin 11 olmamasını öyle özetliyorum. Artık Icardi bir gün ekstra izin almıştı. Bugün de taktik çalışmada yoktu. Bence fizik olarak bir iki hafta sonraki Kayserispor Spor maçını hedef almalı e, Icardi diyeyim. E, şunu söyleyeyim. Okan Hoca bence değişiklik yapmalı kadroda. Yani bana açıkçası haberde iki gibi Mertens, Forvet, Mata orta saha hatta yine ben Mata değil Mitşo da düşünülebilir diyorum. Çünkü e, Gaziantep ve e, Konya cezalandırabilirdi Galatasaray'ı. Gaziantep 1-1 bir iken belki Erol Hoca'nın biraz daha hani beraberlik odaklı hareket etmesi ya da Gaziantep'te oyuncuların başta Sagal olmak üzere e, şahsi oynaması. Tabi Galatasaray'ın bir reaksiyon vermesi 10 kişi taraftarıyla birlikte. Konya Spor bence cevap verdi. İki şutu takıldı. İki şutunu muslara çıkardı. Hani bir İstanbul deplasmanında bir Anadolu takım olarak 5 pozisyon gayet iyi ki uzaktan şutlarla zorladılar. Bir de Endri Çekic'in sakatlı evet. oldu oyun içinde. Yani buna benzer bir hikayeyi Adana'da yazamaz Galatasaray. Yani bu tarz bir oyun olursa orada cezalandıracak oyuncu sayısı işte sayalım Onyekur, Emrah Akbaba Berlan çok formda son Asan dönemde Bolonga. Evet. Asan Bolonga Bir de eksikleri e, var Brand aslında. Seni de aldılar. Ben Gult Bransen'i de beğenirim ki Okan Hoca'nın Başakşehir şampiyonunda da kulübe hamlesi bir oyuncuydu hatta Galatasaray'ın da yenili, e, yenilmezlik serisinde son veren isimdi. Evet. Başakşehir'de o Arda Turan'ın Fatih Hoca'nın elini öptü. E, maçı kastediyorum. O maç bir 24-25 maçlık serinin sonuydu. Çok alternatif aradığını demiş sporun Melike. Bir de üstüne ben o statta geçen sene de bulundum. Hakikaten müthiş bir taraftar yani destek anlamında skor avantajını bulduğu zaman da Demirspor kolay e, geri düşmez. Galatasaray 7 hafta iyi hikayeler sığdırdı, nedir açalım işte geri düştüğü maçları çevirdi, 10 kişi kaldığı maçları çevirdi, 85'ten sonra attığı gollerle maçları çevirdi. Bunlar hep e, sezon sonu şampiyon olduğunuzda böyle ligi irdelediğinizde size hikayeler e, barındırır. Bu anlamda tamam ama bu maç farklı şeyler ister. Yani dediğim gibi Konya Spor ve Gaziantep maçlarındaki defolar ortaya çıkarsa ben çok Galatasaray adına e, galibiyet beklemiyorum onu söyleyeyim. Muhakkak ekstra bir oyun ister. Bence oyun formasyonu olarak da ben e, açıkçası Mitşo'ya da Berkan gibi orta sahaya da Oliveira'yı öne atacak. Çünkü Oliveira da çok geri koşmayı seven bir oyuncu tiplemesi değil. Onu da şöyle özetleyeyim izleyicilere. Son Konya spor maçının özetine bakarlarsa endir Çekici'nin golünde yetişemeyen isim Oliveira. Kızmıyorum da sonuçta çok öne destek veren bir oyuncu ama işte oradaki yapı Torreira, Oliveira Mertens tercih ediyor Okan Hoca. Bence bu tarz zorluk seviyesi yüksek maçlarda Torreira, Mitşo Oliver'e tercih edebilir ya da Berkan atarsınız oraya. Ne yaparsınız? Yusuf ya da sayı Kerem ya da Yunus'tan biri yerine tercih edebilirsiniz. O da size bir alternatif olabilir. Ee, bakalım yani Galatasaray adına zor bir maç olacak e, Melike ama hani şunu da söyleyeyim. E, beraberlik e, her e, şampiyon adayı takım için Adana deplasmanında kötü sonuç değil. O da Galatasaray'ın cebinde olacak sonuçta. Bu tarz maçlarda hocalar için Kenan da muhakkak bana katılacaktır. Bir Kesinlikle. beraberlik bonusu olduğu zaman oyun formasyonu daha rahat şekillendirebiliyorsun. Hani kazanma baskısı iyi bir şey değil bazen. Kolay maç değil. Adana Demirspor deplasmanı hiçbir takım için gerçekten Yusuf Kenan sen ne diyeceksin? Orta saha dengesi biraz hassas Galatasaray'da. Az önce sen de söyledin. Yani hem yerli kuralı ile ilgili bir sıkıntı söz konusu evet. hem de Bence savunma profili en yüksek oyuncu Torreira ve onun yerine birini yerleştirme şansın yok. Yani Torreira var ve diğerleri var. Torreira bugün ayakta tutuyor bence takım savunmasını Galatasaray'ın. Ben bireysellikten bahsetmiştim. Musera, Sasha Boye, Torreira ve Gomis. Hani bu dörtlü puanları getirdi performans olarak. Takım savunması olarak ben her zaman bir soru işareti olarak görüyorum. Galatasaray'ı. Çünkü öndeki oyuncuların hiç geri dönmediğini net bir şekilde herhalde söyleyebiliriz. Bir, de, bir denklem daha ekleyeyim sana Kenan Pas olsun. Son Konya Spor maçına ben buna kanaat getirdim. Aynı anda sahada Mertens, Oliveira, Gomis olmamalı bence. Üçü aynı anda sahada olduğu zaman orta sahayı bence Galatasaray rakiplerine veriyor. Biraz o dirençle de alakası var. Hem o hem de şimdi kime karşı oynadığınız da çok önemli. Adana Demirspor net bir 9 numara olmadan o, Emre Akbaba'yı orada değerlendiriyor. Forvetsiz. Genel olarak orta sahası çok kuvvetli. Bence fiziksel olarak da üstünü kurabilecek bir kuvvete sahip. hız olarak da üstünü kurabilecek bir e, oyun yapısına sahip. Çok iyi bir teknik direktör burada Vincenzo Montella. Onu da söyleyelim. yani e, Teknik direktör etkisi de var bu takımda. Sadece Tabii. kadro ve yönetim değil. Yönetimin e, bu takımın başına getirmiş olduğu teknik direktör de i̇şte, Samet Hoca'dan devralıp bambaşka bir yapıya taşıdığı... Onu onu söylemek gerekiyor. O da büyük bir avantaj bu mücadele için. Ancak hani yine bir 9 numara olmadan mı başlayacak bu mücadeleye? Saf bir durum. Hani şimdi hep Galatasaray'ı konuşuyoruz ama rakibin de ne oynadığı çok önemli. Evet. O orta saha dengesi Galatasaray'da bence ufak bir soru işareti. Hep söylüyorum. Çünkü savunma, Kerem savunma yapmıyor. Yunus ben hani birebir isim olarak söyleyeyim. Kerem savunma yapmıyor. Yunus savunma yapmıyor. Gomis savunma yapmıyor. Icardi savunma yapmıyor. Mertens savunma yapıyor, yapmaması gerekiyor. Öyle söyleyeyim. E, Seferovic zaten oynama ihtimali çok düşük. O yüzden o da olsa o da yapmıyor. Şimdi bu kadar önde 3-4 tane oyuncunuz savunma yapmazken ya da çok az yaparken bir şey kazanma, zor maçları kazanma şansınız yok. Bunu en güzel Paris Saint Germain üzerinden örnek verelim. Dünyanın faal şu an 10 oyuncusundan 3'ü Paris Saint Germain'de değil mi? Neymar, Mbappe, Messi. Bu üç oyuncu savunma yapmazsa Paris Saint Germain'in şampiyonlar ligini kazanma ihtimali sıfır. Ferhat'ta bile yetmiyor o İtalya. Yetmez. Yani sıfır. O yüzden bir maçı 11 kişinin de dengeli bir şekilde her yönü oynayabilmesiyle kazanabilirsin. Sonra bir eserlikler ortaya çıkar ama bu kadar çok oyuncu savunma koşullarında bu kadar az cömert davranırsa Galatasaray orta sahasında hani Torreira'nın bir kez daha söylüyorum pamuklara sarılması lazım net bir şekilde. Murat Güloğlu yazmış. Adana Demirspor'da savunmada eksik var. Rakitski. Formda evet. Formda Onyekuru karşısında ligin en formda oyuncusu boye olacak demiş. Galatasaray için bu bir avantaj değil mi diye sormuş. İki tarafa da gidebilir Onyekuru bu arada. Hani çok sıkılırsa evet. sağ tarafa da geçebilir. Tabii ki solda daha etkin ama Rakitski'nin olmaması Galatasaray için dezavantaj bence. Adana Demirspor maçlarını eğer izlediyseniz son haftalarda Rakitski'nin form durumu biraz düşüktü. Çok deneyimli, çok iyi bir stoper normal koşullarda ama son haftalarda biraz form düşüklüğü vardı. Cevat Batu yazmış, Kerem topla çok hızlı fakat çok top kaptırıyor. Atak yaparken kontra takıyor. Bir de Galatasaray orta sahasında Torreira çok yalnız kalıyor. Yanında Mitro oynamazsa çok açık veriyor. Örnek Konya maçı önlem şart demiş. Bir tane daha okuyayım öyle döneyim size. Engin Bey yazmış. Mertens çok kötü oynayan Kerem'in yerinde. ileride Gomis forvet arkasında mat oynamalı. Sol bekte Berkan her türlü fana noktan daha mücadeleci korakor oynar yorumunu yapmış. Bunları ben Mertens'in çok kenar oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yani merkez tamam mı bilmiyorum. Yani yaş diyebiliriz ya da ilk Gresson Spor maçında kenarda oynamıştı. Hatta Kerem sağ tarafa geçmiş Yunus'un bölgesine. Mertens'in ben forvet başlayabileceğini düşünüyorum yani tıpkı Adana Demirspor'a. Adana Demirspor'un taktiğe cevap verebilir Galatasaray. 4-6-0. Evet, olabilir. Mertens'i ne kadar kaleye yakın oynatırsanız o kadar verim alırsınız. Şimdi hala hani, gol istiyor. Her, evet, herkes sayılara bakıyor doğal olarak. Çünkü yani Driz Mertens'ten bahsediyoruz. Benim en sevdiğim oyunculardan birisidir bu arada. Eden Hazard olduğu dönemde bile hani çok iyi bir Belçika milli takımında hep Driz Mertens'i beğenirdim. Tarz olarak çok benim futbol keyfime hitap eden bir oyuncu ama şimdi siz Mertens'ten 80 metre geri koşmasını beklerseniz o yaştaki bir oyuncudan son 30 metrede çok verim alamazsınız. Galatasaray savunma dengesi. İşte Mitcho'dan bahsetmişiz izleyicimiz. Tamam evet. oynatalım. Torreira, Mitcho, Oliveira olsun. Üretkenliği nasıl sağlayacaksın? Çok ince bir denge var Galatasaray orta sahasında. Dediğim gibi yani savunmaya savunmayı güçlendirelim dengesi üretkenliği azaltacak üretkenliği tetikleyelim dengesi savunma takım savunmasını azaltacak. O yüzden Okan Hoca'nın bu kadro yapısında bir e, şeyleri yani bazı bazı konularda çok iyi işler yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani Birçok dönemeci çok iyi döndü. E, Şans da gitti. Galatasaray'ın baskısı da vardı. E, rakiplerinin şanssızlığı da söz konusu oldu. İşte Konyaspor maçından sen bahsettin. Antep kendi kendine bence maçı verdi Galatasaray'a. Ama nihayetinde bu orta saha dengesi ne kadar taşıyacak Galatasaray'ı onu ben çok merak ediyorum. Çok iyi kadro ama çok dengeli kadro diyemiyorum. Sizce Abdülkerim Galatasaray seviyesinde mi diye bir soru gelmiş. Artı 3 düşünüldüğünde Abdülkerim bence önemli bir transfer. Olmaz olmaz. Emin Bayramlar çok fark var. Yerli stoper olarak Abdülkerim bu takımda bank oynar ama marka yarar Galatasaray. marka çok özel bir stoperdi. Marka'nın boşluğunu herhangi bir yabancı oyuncuyla da kolay kolay dolduramazsınız. Marka ama yani. Abdülkerim de kendi ölçeğinde nasıl Serdar Aziz bu lig için ideal bir stoper diyoruz. Yerli artı üçü düşündüğümüzde evet. aynı cümleleri ben Abdülkerim için de kullanırım. Marka o yanındakini de yücelten bir stoperdi bu arada. Yani Nelson'un performansını da direkt tetikliyordu. Ee, çok lider bir oyuncuydu. Son obcuydu. İstanbul Spor maçında müthiş savunma arkasına top attı Barış Alper. Evet. Abdülkerim'in ayağı da bu arada hani top tekniği vardır. Barış Alper evet. de bu sezon bir alternatif olarak Okan'ın kadar. Son 15-20'ler Melike. Çünkü işin hem Beceri kısmı hem de biraz fazla bireysel oynuyor. Yani onun artık ama fiziği çok iyi bir kenar oyuncusuna göre muhakkak kulübeden hamle şansı olarak kullanacaksınız. Selman Bey yazmış. Aslında kilidi Oliviera çözebilir demiş. Icardi'yi besleyecek, ara pas ve savunma arkasına pasları atacak ilk isim, ikincisi Mata. Hazırlık maçında bunu net bir şekilde gösterdi demiş. Oliveira, pasları... Oliveira önemli bir oyuncu Galatasaray açısından. Çok da eleştirildi rakamsal bazlı gidip ama ben sağ içinden e, yani tribünden gördüm. Dominant bir oyuncu Oliveira. Ben beğeniyorum onu söyleyeyim. E, i̇şin duran top kısmına da e, e, el attı. Artı e, bir şekilde ama kafa vuruşu ama e, zaten son attığı gol ceza sahası içine giriyor. Bu önemli. Evet. Mesela Belhanda'nın en temel problemiydi Galatasaray'da. O bölgelerde olmaması. Ki son e, gönderilmeden önce o bölgelere gidip biraz gol sayısını arttırmıştı. Oliveira'nın tek sıkıntısı temposunun ee, maksimum 70 dakika yani 70'ten sonra o da doğal olarak bitiyor. Fizik olarak zaten belki de Porto'da yıllardır kiralık gönderilmesi sebebi olabilir indelersek. Biraz devamlı tempo problemi var ama Galatasaray tempo futbol oynuyor ve şu aşamada Oliveira'nın ben iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Eski Galatasaraylıların performansı nasıl olur? Adana Demirspor'da sorusu gelmiş. Dört tane var Kenan. <laughs> ya bu muhtemelen <laughs> Fenerbahçe maçıyla ilgili soruluyor bu soru. Yani o maçta yapılan hareketler <laughs> Acaba bu maçta biraz şey yaparlar mı? Hani es geçerler mi? Ben profesyonel futbolcunun öyle düşündüğünü hiç aklıma dahi getirmiyorum. Ee, Murat Sancak da açıklama yaptı hani Fenerbahçe maçından sonra konuşacağız dedi. Ee, onu da doğru bulmuyorum bu arada. Başka takımın formasını giyerken çok hani mantıklı gelmiyor. Hangi takımı desteklerseniz destekleyin. Oynadığınız bir takım var, ona saygısızlık başta Fenerbahçe'nin çok umursadığı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama hepsi çok iyi oyuncu. Ee, bir, Belhanda ve Onyekuru sezona çok iyi başladılar. Özellikle onları söylemek gerekirse. Ee, her maçta olduk. Onların da hedefi var yani. Belhanda şu an ligin en formda oyuncularından biri. Bado Endiay'da yeri gelmişken söyleyeyim. Trabzonspor'a gol atıp sevinmedi. Evet. 6 yani ay oynasa da hani öyle bir, bazı oyuncuların öyle tercih oluyor. Josef de sevindi mesela. Ben tam aksine çok özdeşleşmemiş oyuncularsa sevmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ya evet, altı o, ay gole, gole sevineceksin. 6-7 sezon oynayıp da evet. Yani, tabii aynı fikirdeyim seninle. Biraz şey oluyor. NDI'ye yani, çok anlam yani, veremedi. İyi, iyi şüphe etmemekle birlikte. Peki o 6 ay onun için çok güzeldi. Çok, çok değerli ne? geçmiş olabilir. Evet yani <laughs> evet, çok evet, doğru güzel söylesin. günler geçirmiştir. Belki de o 6 sezon geçirdiği diğer örneklerde Şimdi de mutsuz bizden olur. bizden ne kadar hani iyi niyetle bakıyor. Yok yok ben de iyi niyetinden şüphe etmemekle birlikte biraz hani işin birçok oyuncu var <laughs> öyle hani iki maç forma giymiş böyle. Bu profesyonellik var. Gol atacaksınız. Sevinip sevmemen sana kalmış. Bir şey demiyorum ona. Abartmayabilirim o mesela. Yok ya, ya evet abartanlar da var bu arada. <laughs> evet çok var önemli. <laughs> Peki e, şöyle bir sistem açısından soru gelmiş. Hani ben genel sorayım. E, bunu çift forvet denemesi gerekmiyor mu Galatasaray'ın diye sormuş Eldeki forvetleri sayalım. E, Gomis, Icardi, Seferovic hepsi tek forvet oynayabilir. Daha önce ha, de aynı programda Mertens'le birlikte çift forveti dönebilirsiniz o maç Adana Demirspor maçı mı olmalı? O AO evet, denemeyi mi? orada yapmak çok mantıklı olmayabilir. Ee, şöyle bir soru gelmiş bakın Mustafa Bey'den. Yunus Akgün'ün Adana Demirspor performansından uzak kalmadı bu şu an Galatasaray performansı diye. Aynı futbol oynamıyor. Tabii Balotelli faktörü farklı. Artı Adana Demirspor da çok alan buluyordu. Ya yani aynı futbol oynanmıyor. Futbolu değerlendirirken şimdi biraz da hani takım bazında oynanan oyunu da değerlendirmek gerekiyor. Bu arada ben Yunus Akgün Yunus Kerem da kötü oynamıyor evet, bu arada. Kerem kıyasında hani ikisini de beğenmekle birlikte Yunus Akgün'ün daha iyi sezon başlangıcı de. yaptığını düşünüyorum. Tek Çünkü Tek sıkıntı Kenan. çizgi inmiyor. Evet işte yani. bir ikisi de inmiyor bu arada. Yani Yunus'un bir artısı soluna çok güvendiği için de olarak solak bir oyuncu olarak bazen set hücuma döndürebiliyor, otobüsü evet. soluna çekip kaptırmıyor kolay ama o avantajı ama var, o çizgi işte yani onu mesela geri odur gibi sinerdi. Bas oyununda Yunus biraz daha oyun'a dahil oluyor, dar alanda bir tık daha rahat gibi görünüyor. Kerem'in biraz daha alana Kasımpaşa ihtiyacı var. Kasımpaşa maçında gomise yaptığı asistini evet. mesela dar alanda. Yani o yüzden Yunus konusunda aynı performansı beklemek çok hatalı olur. Bazen Anadolu takımlarında oynanan futbolla dominat oynayan futbol Dominant futbol oynayan takımlardaki oynanan futbolu e, maalesef karıştırıyoruz. Milika e, örneğini verebiliriz herhalde burada. Hani Sivas Spor'da Müthişti. ligin iyi stoperlerinden birisiydi. E, Fenerbahçe'de olmadı çünkü bambaşka bir oyun oynanıyor. Sivas Spor'da 20 metre var kale çizgisiyle aranda. Fenerbahçe'de oynadığı zaman orta çizgide. Evet, çok örnek var. Yani, çok örnek. Kaleci de bile fark oluyor. Geçen Arun Tekin'i anlattık. Evet. Kaleci doğru. bile fark ediyor. Yani o yüzden. Oliveira meselesinde de Oliveira, ben geldiğinde Maestro diye video çekmiştim. Bazı insanlara dalga geçmişti ama Sergio Oliveira gerçekten toplu oyunda çok iyi. Beni ben anlamıyorum açıkçası. Niye bu kadar eleştirildiğini? Bizim bence öyle bir izleyicimiz oynuyor. var belki sana da söylemişimdir. Yani şu an Galatasaray'ın bence en iyisi diye hep yazıyor bize son sayfa e, <laughs> Doğru en iyisi. Çok, ama en kötüyenler var, var. ben şaşırıyorum mesela. Yani. Yani en iyisi Sersaboy bence. E, tabii tabii. E, i̇ki numarada da Torreira ve... Ben e, şey. iki gom isterim. Saşa en evet, iyisi işte noktasına yani gelmesi de inanılmaz. Hayır, Torreira şundan de demiyorum. Torreira çok daha iyi oynayabilir. Gomis zaten daha bundan fazlası olmaz. Doğru söylüyorsun. Ya yani ben evet doğru söylüyorsun. En yani hem fikir olmakla birlikte <laughs> koymuyorum. İkna ettin. <laughs> İkna ettin. ama ben yine doğru. Torreira, Torreira, Sergio Oliveira ikilisini hani çok taşıyıcı unsurlar olarak görüyorum ama futbolun üç noktası var. Yani top sendeyken, top ortadayken, top rakipteyken. Yani sendeyken çok iyi. Ortadayken tartışmaya çık, rakipteyken büyük tartışma. Evet. Peki yine sorularınızla döneriz konuya. Çok soru geliyor farkındayım ama tüm haberlerimizi verelim ve konuşalım istiyoruz bir yandan. Trabzonspor'u milli ara sonrası epey yoğun bir fikstür bekliyor. Malum Avrupa'da var. Bir bakalım ayrıntılar. Ben burada şeyi merak ediyorum. Bu arada ligde Kayseri oynayacak Trabzonspor. En yakın maçı o, deplasman o da. E, Avrupa maçlarındaki performansı nasıl olur bundan sonrasında? sonra? Sonra bir dönüşte bir Beşiktaş maçı ben baktım evet, fikstüre. Evet evet evet. Enteresan bir grup bir de yani ile oynayacak. Alınan bir sonuçlara de. baktığımız zaman Monaco Ferenc Varoşa yenildi. 3'le 4'ü bir de. oynuyorsun bir de en böyle evet. istemeyeceğin senaryo. Onların da e, ya devam ya tamam diyeceği bir senaryo evet. bu arada Monaco açısından da. O yüzden daha da zorlu geçecek. E, kolay bir fikstür değil. Yani yoğun bir fikstür. Ama Trabzonspor'un sürekli bir kazanma ee, serisine girmesi gerekiyor. Yani belki bu fixer onun için de bir vesile söz konusu olabilir. Çünkü sezona kötü başlangıç yaptı. Şampiyon takım çok fazla değişiklik yaşandı. Evet. Oyun formatı bile değişti. Ee, bu takım oturması için, yani bir takımın oturması için sürekli bir kazanma alışkanlığı yakalaması gerekiyor. Bakınız Sergen Hoca'nın şampiyon olan Beşiktaşının üst evet. üste aldığı Başakşehir-Fenerbahçe galibiyetleri kimse ihtimal vermiyor. Milli takım arasından sonra 23 gün galiba Tabii. bir boşluk vardı. İnanılmaz. Bir de bir Sonrasında... hafta baydı ondan sonra paldır evet. küldür. Muazzam bir performans. Trabzonspor için de aynı şey geçerli. Ee, ama rollerin iyi biçilmesi gerekiyor. Ben bir kez daha söylüyorum. Geçen sezonki oyun formatı gibi bir oyun formatı beklemek çok doğru değil. Çünkü Cornelius yok. Başka. Cornelius tarzında bir oyuncu yok. O kadar dominant fiziksel olarak stoperleri taşıyacak bir oyuncu şu an Trabzonspor'da yok. Edgar Vakey gibi stoperin mi? yok. Edgar evet. gibi stoperin Vakey yok. Vakayeme yok. Vakayeme yok. yok. 3 tane sakatlandı. Saniye. Nasıl dönecek? Evet. Siopis'ten vazgeçti bir ara. Ben onu çok Olmaz. merak ettim. Neden vazgeçti? Dorukan yok. Ama evet. şu an şu yapı fena değil. Çok büyük. Siopis, Hamşik, Bakasetas üçgeni. Evet. Orta sahada Trabzonspor'un bence olmazsa olmazı. Bu arada çok iyi noktaya değindi. Dorukan bence Abdullah Arcı'nın... Büyük silahıydı. Evet yani yerli kuralı için kullanabileceği. Bekte de kullanıyordu orta Aynen. sahada da kullanıyordu. Çok önemli bir oyuncuydu. Tabii son maç Doğucan'ı yazdık oynar mı oynamaz mı. Larsen başladı mesela Artı 3'ü düşünerek bazı 11'lerde Doğucan vardı. Yani ister istemez Doğuk, orada Doğukan'ın çok büyük bir avantajı vardı. Ona da çok büyük geçmiş olsun. Ağır sakat evet. umarım toparlar. Aynı oyun formatını beklemek haksızlık olur bu takımın yeni bir takım olduğunu kabul edip ona göre değerlendirmemiz lazım. Hani son şampiyon ve tek kulvar vardı. Şimdi Avrupa'da evet. da var. Evet. O yani çok faktör. Son şampiyon diye bakarak değerlendirmek çok doğru değil. Çünkü ben bir kez daha söylüyorum. Şampiyon olup bu kadar kadro değiştiren takım hatırlamıyorum. Çok fazla değişti. Biraz mecburi değişiklikler de oldu tabii ama Şampiyon bu, olup ayrılanlar Şampiyon söyledi. olup kadroyu değiştirmeyen Başakşehir küme düşüyordu. Bakarsak Trabzonspor'la evet, aynı hedefleyebiliriz İki tane böyle artık son kurşun diyebiliriz. Trabzonspor'un da geçen seneki takımı Geç geçen sezonki yüksekti. takım içindi yani. Bütün oyuncular Doğru, artı 30'du bakalım. Çok iyi bir çok iyi bir kıyas. Ee, yani yapmak zorundalar da şu an e, başarılı olup olmayacağını bize zaman gösterecek. Ama yine başarılı. O takımı da başarılı yapan Abdullah Hoca'nın sistemiydi. O tuttu. Bu takımı da kendi seçtiği oyuncularla başarılı yapacak yine Abdullah Hoca'dır. Soru gelmiş. Peki Avrupa'da gruptan çıkma şansını nasıl görüyorsunuz Trabzonspor'un diye? Ya burada Monaco'nun nasıl bir konsantrasyonla evet, Avrupa Ligi'ne bakacağı önemli. Yani e, geçen sene Galatasaray, Marsilya'lı, Lazyo'lu gruptan çıktı. Böyle bir gerçek var. Ama hani Ferenc varoş e, Varos e, maçı özellikle rakip çok erken 10 kişi kaldıktan sonra o gün keşke bir bir puanla dönülseydi diyorum Melike. Daha rahat bakabilirdik. Zor bir grup hala şu an tüm dengeler. Evet, bence de Monaco'nun tavrı, tutumu ee, konsantrasyon, biraz gerçekçi o. olmak gerek. E, ligdeki durumu hani buna göre de değerlendirmek lazım. Hedefler hep farklıdır takımlar için. Hiç kimse ben bu ligi veya ben Avrupa'yı bırakıyorum demez ama. Ben başka bir şey ama... Monaco pek hala şey de yapabilir. Üçüncü olursa ben konferans ligini kazanacağım. Mourinho nasıl sevindi gördün. Doğru söylüyorsun. Yaptırdı. Yani konferans, evet, evet. konferans, ligini hep konferans Avrupa ligini kazanması kolay olmayabilir. Şampiyon liginden gelecek takımlara bakarsan yani. Monaco için Konferans Ligi'ni kazanmak çok doğru. Gerçekçi bir hedef olabilir. Sonuçta kupa kazanıyorsunuz ve evet. Avrupa Ligi'ne direkt gidiş hakkı aynı zamanda. Bence yani de o yüzden yani o önemli. biraz beklemek gerek yani Bence. o Ligdeki arası. ligdeki durumunu da değerlendirmek lazım. Ha ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Trabzonspor 3. olsun Konferans Ligi'ni Hayır. Trabzonspor gruptan çıkacak. Onun başka bizim şey. Bizim mümkün olduğu kadar galibiyet almamız lazım. Buna hiç evet. tartışması yok. Adım yani. adım kim kim olursa olsun hangi takım olursa olsun lazım. bizim Kesinlikle. galibiyet almamız lazım. Peki o zaman ikinci ben kimim gelsin. Of. Sana yaklaşıyoruz çünkü. Ben kazandım nasıl olsa ikinci diyorum. Bunu da yani bilebilirsin. Bunu ben bilemeyeceğim. Yok yine yapacağım asist. Olmaz. <laughs> Güzel soru bu da. Gelsin bakalım. Kariyerimde sadece iki ülkede futbol oynadım. Kazandığım tüm kupaları doğduğum ülkede kazandım. Şey Given yaşayan bir efsane. Alt yapısından yetiştiğim kulübün ezeli rakibi için ter döktüm. İnönü'de kazanmak hiç kolay değildi. Gix değil herhalde. Hayır. Kenny Miller. Hayır. Kenny Miller iyi tahmin değil mi? E, güzel tahmin. Ama Bursa bir önceki sene kazandı o Zapotoşni o <laughs> maça Gerard <gülüyor> gelmiş <gülüyor> değil. İrlanda'da. Şey given bu West Ham İllanda'da. ve Newcastle. West Ham Newcastle değil mi? Şey given Newcastle de. değil miydi? Newcastle'ın e, de. uzun yıllar. Ben İrlanda'ya gittim. Çünkü doğduğum ülkede kazandım dedi ya. Ha ben bayra. şey given takımına Newcastle değil mi? doğru hatırlamıyorum. Evet. Newcastle özleşe New, evet. bir kaleciydi. Newcastle olacak ee, ve e, iki kariyerimde sadece iki ülke. Ha bir dakika yine önde kazanmak yine e, önde yabancı bir takıma da kazanmış olabilir. Yani böyle bir mesela örnek veriyorum United 1-0 kazanmıştı. Eee Ligi e, şey Ferguson hocam mesela 2009'da. Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyoruz. O takımda bekliyoruz. olacak Newcastle ve hani Premier League. Ama Newcastle Campbell olmak zorunda değil abi. Değil. İrlanda değil. milli takımın oyuncusu da olabilir. Kerger gelmiş şey değil. çünkü efsane orada da. İrlanda mı diyorsun sen? Evet. İrlandalı kim Alan var bizim? Alan Sherer gelmiş değil. Bir şey söyleyeyim ben İrlandalı futbolcu hatırlamıyorum bizim <laughs> ülkemizde. var mı? Yok. Uyarsınlar <laughs> beni. Hiç. İrlandalı hakikaten bak İskoç falan McGregor. çıktı. Hayır. Hayır, Mark Kroger değil, o da şey, de, İskoç. De, de, gol yemek kolay evet, değil. <laughs> çok, çok gol yedi Mark <laughs> O da İskoç. Kolay gol yiyor. Bu arada İskoç. İskoç yani. mu? Bir dakika. Alt yapısından yetiştiğim kulübün bir dakika. Bu zaten ben sana bir şey söyleyeyim mi? Rangers Celtic'e gitti benim aklım. Ben ondan biraz Kenny Miller dedim. Terger Ke gelmiş Kenny bu Miller ikisine de oynadı. Hatırla. Evet evet oynadı. Rooney ondan gelmiş değil. Kim? Rooney gelmiş Rooney Mi? Değil. Wayne Rooney geliyor. Aa, alt yapısından. Bir dakika Gerard. Steven Çok Gerard. fazla Wayne Rooney geliyor. Gerard. Ilk. Gerard. Gerard. ilk gelen cevaptı. Alt dedi. yapısından yetiştiğim kulübün. İzleyicimizin ilk yazı. Ee, Henüz doğru yanıt Ezili yok bu arada. Ezeliyle kim Ryan United'dan yetişmiş. Harry Kane. Hayır. Harry Kane'in Arsenal Tottenham. Bir top tane ya. doğru cevap geldi. Bir dakika alt yapısından kulübün ezeli rakibi. Bu bir Lampart. kere İrlanda Hayır. ve İngiltere'de oynamış. Doğru mudur? Bir dakika. Bir tane doğru yanıt var sadece. İrlanda İngiltere'de İngiltere oynadı. İrlanda'da da oynamış o zaman. İrlanda'da mı? İrlanda futbolcu bilmiyoruz zaten. İrlanda'da da. Yine bilemeyeceğiz. İspanyası var. Bir dakika, pardon. İki ülkede oynadı. İspanyası var. İrlanda. Şey pardon. İngiltere. İngiltere'si. Sen şey yaptın gibi. bizi. İspanya İngiltere. Bir dakika dur buluruz. İspanya ile İngiltere'si olacak. Kazandığı tüm kupaları da İngiltere'de kazansın. İspanya'ya gidip gelsin. Michael Owen? Bravo. O, o maç yine bak. Yine verdim asiste. Bravo. Tebrik 2008, ediyorum. 2008-2009. 2009-2010 dediğim maç. Bak sen United. ısındın. Görüyor musun? Doğru. Şey gibi yani. Given, Newcastle. Üçüncüyü Bravo. getiren hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bu hemen program bir tane, sadece baba. ben kimim olacak? Hemen Hesel bir hocam. tane hazırlıyoruz. Alt yapısından hiç ben Everton'ın olduğunu bilmiyordum. Ben ilk bileni söyleyeyim. Mustafa Kılınç. Ee, tebrik ediyorum. İlk bilen izleyicimiz e, Liverpool. Şey Oo, Real Madrid'de kupa kazanmamış. Evet, çok kazanmadı. Liverpool altyapısı var. O Galacticos kötü Real geldi ya. Doğru. Bir de şey given Newcastle. Alakası Newcastle'da tabii. tabii. Newcastle, Newcastle var. Evet. En son Stoke Ben Stock İrlanda abi. Ve İrlanda. Bitiyor. Ben benim gidiş yol yine doğru bu arada. Sen evet. Ama bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Biz, Obertan diyecektim Erzurum'da. her Aklım o geldi. Obertan Obertan'la Obertan'la aynı e, kulüp altyapısında oynadık bu arada. Güzel. Aynı aynı dönem değil de alt şeyleriniz, asistleriniz birbirinize paslaşmamış. Mehmet'in, Mehmet Ulu Mehmet Mehmet açıyor. Evet. <laughs> <Yani gülüyor> onu söylediklerini birleştirdiğin <laughs> zaman cevap geliyor zaten. Sesi düşünüyor. Maçı doğru buldum. Güzel, Bak maçı doğru güzel buldum. buluyor. Obertan diyecektim. Obertan Erzurum'da oynuyor. Olmaz. Yok hani... olmaz. Sormuşuz onu. Ve işte, Obertan kupası da yoktur bence. United'da kazanmış olabilir bence. Mustafa Kılınç da o ilk da bir izleyicimizi Donya'da. tebrik evet. ettik. Şimdi bir sosyal medya turumuz var. Üç tane paylaşım sonra veda edeceğiz. Çünkü az kaldı. Bir bakalım paylaşımlara süre kalırsa sorularınıza da tekrar bakacağız. Aa bakın ne geldi? Yani benim en sevdiğim bu arada zaten nostaljik paylaşımlar böyle. Hiç evet, bitiremediğim şeyler Ben küçüktüm Biyorsun, tabii. Ama. Fransa 98. Buradan izleyicilere söyleyeyim. Kenan Milif bu oyuncu. Ben de Euro 96 kartı vardı. Bir tane oyuncu bulamamıştım. E, Caminero, Atletico Madrid, Herhalde. İspanya. Bir tek o. Onun dışında bütün şey hala saklarım. Bir günde getireyim hatta bu programı Melike. 94 benim ilk koleksiyonunu yaptığım ben albümdü. Ben ben bu yıllardan sonra... Bir sordum. tane değil birçok bir oyuncu bulamamıştım. Fransa bu formasının zaten efsanesini Beşiktaş forması oldu sonra Bağcık'la. Evet. Bu arada Bak bu Fransa o bakar Fransa, musun, Fransa forması 96 forması. Çok güzel. Sonrasında değiştirdiler yani kazandıkları forma o değil. Frank de Ronald de Frank mı? Frank, Frank. Ee, Bartes, Turam, Dösayi, Carlos, 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 Dunga, Laudrup, bütün Dunga, Rivaldo, Şuker. Abi çok güzel kaldı. Bu arada yani. bu şu, Şuker müthiş golcüydü. evet, Kazanıyorlardı zaten. Fransa'ya evet, yarı zaten finalde attı. Çok iyi Sonrasında Turan çıktı hayatındaki tek iki golü o maçta atınca Fransa maç, tur maç Turnuva'nın 11'i mi diye düşündüm de. Turnuva'nın 11'i. Turnuva'nın turnuva evet. Laudrup'un da golü var. Bu turnuvaya dair benim hafızamda olan tek şey Ricky Martin'in şarkısı. Bu oley oley oley. Evet. <laughs> ben hem kendi dilinde hem İngilizcesi vardı. Biz o şarkıyla böyle futbol maçları golleri seyrediyorduk. Ben orada yaşıyordum. Bir ülkenin Dünya Kupası kazanması sevincini yerinde yaşamanın keyfini çıkarttı. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle biz yollar tam bizim Türk kafası gibi, yollar kalabalık olur diye 60. dakikada galibiyetten emin <laughs> olarak çıkmıştık arabayla <laughs> gezmeye. Radyodan mesela Putin'in golünü ben radyodan dinledim, sonra da izledim Emanuel Pöti'nin golünü. Böyle bir şey yok. Yani Euro 2008'i Türkiye'de yaşadım ve hala unutamam. E dediğim gibi sandalyeler havada uçuştu yani oturduğumuz yerde. O kadar büyük sevinçler yaşadık, o kadar güzel. Ama bu daha ayrı bir şeydi. E, hatta maçın anlatıcısı çeriri olan şimdi hani öldü, vefat etti. O gün şey demişti. Artık gözlerim kapalı ölebilirim demişti. Öyle düşün yani. Öyle bir se sevinçten bahsediyoruz. İnşallah bir gün biz de yaşarız. Ben o tarz şeylerden Bir Maradona'nın <laughs> Napoli'ye <laughs> kazandırdığı şampiyonluktan sonra evet. o mezarlığa yazılan ne kaçırdığınızı tahmin bile edemezsiniz. Oh, Kesinlikle. Değil o. De, çok güzel ya. O da çok güzel. Neler yazmışsınız? Aa bak çok güzel. Bize kartlarını göndermiş eski. Evet. Neler neler var Alpaylar. Tabi bu bizim e, o Dünya Kupası'na katıldığımız üçüncü olduğumuz dönemdeki oyuncular ağırlıklı olarak yaşınızı belli ediyorsunuz demişler. E, yani Yaşımız belli canım yok. onu saklamıyoruz artık. Saklayacak bir şeyimiz yok. Peki bir sonraki paylaşım gelsin. Dediğim gibi benim aklımda sadece Cup of Life şarkısı kalıyor. Yine bir nostalji. Bu 2000, Aman Allah'ım. 4'te Pepe var mıydı hatırlamıyorum. Ronaldo'nun şu saçlarını ilham kaynardı. 2 Mart'tan olabilir bu arada Melike. <gülüyor> <gülüyor> Saç demişken 2004, 2004 kendi evinde oynarken Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Ronaldo saçlarını kestiriyor ve basın toplantısında soruyorlar çok kısa olmamış mı diye. Hayır diyor final günü için kestirdim tam o uzunlukta olacak diyor. Finale çıkacağından o kadar emin sonra kaybediyorlar Yunanistan'ı ama öyle bir cevap veriyor. Hani böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Pepe Peki Pepe'nin kıvırcık saçlarını... Çok Ben. Hatırlıyoruz da yani çok göremedik. Ee, evet, yani kıvır, kıvırcık saçları böyle vardı uzun uzun şey gibi biraz Michael Jackson tarzı uzatıyordu. Tarihin böyle. en gaddar stoperlerinden birisi desek herhalde bir evet, yeridir kesinlikle. değil mi? 2000 evet. e, Acımasız 6, yani. Doğru. 83-85. Bu jenerasyon e, zirveye çıktı ama Portekiz'in altın jenerasyonu değil. Yani değil ne kadar Cristiano evet. Ronaldo ee, çok Rui Costa yolcusa, Figo. Rui Costa Figo, Sapinto, Joao Pinto. Gomez. E, Nuno Gomez. Sapinto bizim ülkede hocalık yaptı Evet, Antep'i ya, çalıştırmadı Antep'e Antep geldi. Peki bir Yeni nostalji oyunca... paylaşımı yaptık. Acaba herhalde sonucu öyle değildir. Değil. Herhalde bir video gelecek. Yanılmıyorsa. Ay yok. Fotoğraf geliyormuş. Evet. Ufak bir Liverpool taraftarı Bellingham'dan Billingham. formasını istiyor. Bu arada Bellingham galiba böyle bir şey okudum bilmiyorum çok doğru mudur. Real Madrid sözleşme imzalama yeni sözleşme seni alacağız diye bir böyle bir girişimde bulunmuş. Çok tatlı bence de. Fotoğrafta, Bunun, poza, elindeki ma ma markanın, kartta çok Markanın tatlı. reklamı olmasın ayakkabılarım vardı. <laughs> evet, o, o marka ayakkabılarımız vardı. Var. Vardı vardı kesinlikle. <laughs> Pekala süremizin Artık sonuna geldik. Yani. Golü koklayacağız. İlk pozisyonumuz gelsin bakalım. Bu not evet. Bir de almayacak çünkü böyle bir ya, şey. Ya. Olur canım. Olur. Daha. Neler göreceğiz Bir şey zannetmeyin. <laughs> Cevapları aldım falan yok öyle bir şey. Yok canım. Zaten... Yusuf'a çok baskı yaptım ama vermedi. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzınıza sağlık. Çok Biz keyifli bir ediyoruz. iki saat geçirdik. İzleyicilerimiz size de teşekkür ediyoruz. Bu gecelik bizden bu kadar. Ama saatleriniz 23'ü gösterdiğinde son sayfada yine beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalın.